Videolarınızı bekliyoruz. TV52 WhatsApp hattı 0546 452 0222. Efendim hayırlı akşamlar diliyorum. Bir Tefekkür Saati programıyla birlikteyiz. Sevgili seyirciler, biz bu akşam Tefekkür Saati'nde daha önceki programlarımızda da konuk almıştık. Sayın Doçent Doktor Mustafa Baş hocamızı konuk ediyoruz. Efendim hocamız Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı. Sayın hocamızla biz bu akşam Kur'an'da bahsedilen olgun müminin özellikleri konumuz bu olacak. Hocamızla bunu konuşacağız. Sayın hocam hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür hocam, ediyorum. Hocam teşekkür ediyorum. Daha önce de programlarımıza konuk olmuştunuz. Davetimizi kırmadınız. Bir kez daha program konuğumuz oldunuz. Bu vesileyle ben programın başında teşekkürlerimi zat halinize ifade etmek isterim. Kıymetli hocam, biz bu akşam Kur'an'da olgun müminin özelliklerini konuşacağız ama mümin deyince önce aklımıza kim gelmeli? Kimi anlamalıyız? Bunu sorarak başlamak isterim. Buyurun hocam. İman kelime evet. Manası itibariyle biliyorsunuz emniyet, evet. Güven anlamlarını içermekte. Evet hocam. İnanma anlamlarını içermekte. Biz mümin dediğimizde aklımıza la ilahe illallah Muhammedur Resulullah, yani tarif ettiğimizde imanı ıstılahi olarak evet la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, ama nasıl? Bunu diliyle söyleyip kalbiyle tasdik eden, imanda esas olan yer kalptir. Yani dil değildir. Evet. Adam diliyle söylese de kalbiyle tasdik etmemiş olsa iman tahakkuk etmez. Evet. Yine aynı şekilde tersi noktada, yani bir zorlanma neticesinde diliyle inkar etmiş olsa ama kalbi sağlam olsa yine imanına bir şey olmaz ki bu meşhur Ammar bin Yasir hadisi vardır. Onun üzerine inen ayeti kerimede de Allahu Teala onların yani kalben imanlarının sağlam olduğunu, bu dil ile ikrarın mutlaka kalp ile de tasdikin olması gerektiği bu ayetlerde de ortaya çıkıyor. Şimdi mümin dediğimiz, yani evet. Kur'an'da olgun mümin. Kur'an'a baktığınızda Kur'an bize bir özellik koyuyor. Yani neye hitap ediyor Kur'an? Bize inananlara hitap ediyor. Yani genelde ya eyyühennas diyor ama insanların geneline hitap ettiğinde o genelde hitapta davet vardır. Ama özelde hitap ettiğinde, yani ya eyyühellezine amenu diye hitap ettiğinde o iman eden insanların uyması gereken esaslar, sorumluluklar var. Evet. Kur'an'ı bu noktada, Kur'an'ı incelediğinizde mesela bir ayeti kerimede Allahu Teala estağfirullah haza belahun linnas ve li yunzeru bihi ve li ya'lemu ennema huve ilahun vahid ve li yezekkere ulul elbab buyuruyor. Yani bu kitap Allah tarafından inzar edilmeleri için, onunla inzar edilmeleri, yani uyarılmaları için indirilmiş olan bir tebliğdir. Ne noktasında? Şunu bilmeleri noktasında. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Üç tane özellik koyuyor Kur'an-ı Kerim burada ve akıl sahiplerinin kendisinden ibret almaları, tezkir etmeleri, o Kur'an'ı okumaları ve ondan akıl almaları. Hangi noktada uyarılma var? Yani iyi insan olma, iyi toplumu oluşturma, insanlara örnek olacak olan toplumu oluşturma noktasında evet. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimede Allahu Teala bizi uyarıyor. Evet. Ve biz bu ayetlerden hareketle diyoruz ki Kur'an olgun mümin için standartlar koyuyor. Evet, o standartları evet. Birazdan ben sorularımla evet, sizden onlara isteyeceğim. Geliriz hocam, inşallah. Bir de gördüğümüz kadarıyla Kur'an-ı Kerim aslında kitabımız,
Kitab-ı Mukaddesimiz kendi ayetlerinde çeşitli isimlerle anılıyor. Evet. Bu isimlerden birkaçını sıralarsak anlam ne anlama geliyor? Bunları sizden öğrenebilir miyiz? Ya Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i çok farklı özellikleriyle anlatıyor. İşte Seb'ul Mesani diyor, Mev'ize diyor, Nur diyor, Hidayet diyor gibi. Yani çok farklı isimler zikrediyor. Ama öncelikle şunu vurgulamakla başlamak istiyorum. Cenab-ı Mevla Fussilet suresi, sureyi tam olarak hatırlayamayacağım da. Estağfirullah. Allahu nezzele ahsenel hadisi kitabe müteşabihen mesaniye takşayru minhi culudullezine diye başlayan ayeti kerimede evet. ila ahirlaya. Allahu Teala burada Kur'an-ı Kerim'i sözlerin en güzeli olarak bize zikrediyor. Yani sözlerin en güzeli ki bununla ilgili mucizevi bir kitap olduğu konusu zaten burada bir başlı başına bir iki saatlik bir sohbet konusu. Yani onunla ilgili ileride belki zamanımız olur bir araya gelirsek konuşma yaparız. Ama bu sözlerin en güzelinin bir özelliği var. Yani bu sözlerin en güzeli olan Kur'an-ı Kerim her tarafı birbirini tutan, zaman zaman ayetleri birbirini tekrar eden, yani Allah-u Teala bir konuda mesela Firavun'u anlatıyor, Musa Aleyhisselam'ı tekrar tekrar vurguluyor. Ama vurgularken mesela bir tarafta o Mısır'daki olayları anlatıyor. Cenab-ı Mevla bir tarafta Firavun'un haleti ruhiyesiyle ilgili şeyleri vurguluyor. Yani o tekrarların içerisinde bize zihnimize de Allah-u Teala nakşediyor. Yani o yanlışlıkları bunu okuyan insanların yani o daha önce yaşayanları dinlediğinde Allah'ın gelecekle ilgili ikazlarını hatırladığında vücutlarında bir titremenin derilerinin böyle yani diken diken olduğunu ancak Allah'ın onlar için vaat etmiş olduğu hakikatleri gördüğünde de yumuşadığını zikrediyor. Böyle bir kitap olarak zikrediyor Allah-u Teala. Bu kitap öyle bir kitap ki bu kitabı Allah-u Teala hemen Sure-i Bakara'nın ilk ayetinde işte Fatiha'yı okuyoruz. Fatiha'da bir duamız var Allah-u Teala'ya. Hocam. Diyoruz ki işte ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Ondan sonra ihdine sıratal müstakîm. Bizi sıratı müstakîme ulaştır diye dua ediyoruz. Bir dua formudur aslında. Evet. Allah-u Teala hemen devam eden surenin başında Estağfirullah elif la mim zâlikel kitâbü la raybe fî hüden lil müttakîn. Siz diyor bir sıratı müstakîm istiyorsunuz. Yani bizi doğru yola ulaştır. Sizi doğru yola ulaştıracak diyor. Rehber budur işte diyor. Bu kitaptır. Bu kitaptır. Zalikel kitabü la raybe fi içerisinde herhangi bir şüphe yoktur. Şek yoktur. Hüden lil müttakin. Takva sahibi olanlar için de bu kitap nedir? Bir hidayet rehberidir. Yani uyduğunda onu doğruya götüren, hakikate götüren, güzele götüren bir rehberdir. Şimdi takva sahibi bu kelime bana göre yani benim şahsi kanaatim ittika kelimesi hep böyle yanlış manada tercüme ediliyor. Yani Allah'tan sakınanlar için, korkanlar için. Tabii bu sakınma ve korkma manası biraz daha böyle yani işte falanca kanun sana şunu yapar ha ona göre sakın gibi. Yani bir mana içeriyor. Evet. Aslında ittika kelimesinin özünde takva vardır. Takvanın özünde sevgi vardır. Sevginin özünde o sevgiyi kaybetme endişesi vardır. Yani Allah-u Teala bizim özümüze neyi veriyor? İlk başta tamam mı? Cenab-ı Mevla bizim özümüze kul olma bilincini veriyor. Ne zaman? Ta yaratıldığında Allah-u Teala işte ben ona diyor kendi tesviye ettiğimde, şekillendirdiğimde ve nefaktur fihi min ruhi yani kendi ruhumdan ona diyor bir nefa verdim. İçimizde biz o nefayı taşıyoruz. O nefa kul olduğumuz fikrini veriyor bize. O kul olduğumuz fikri bizi yaratan varlığa karşı da bize sorumluluklar oluşturuyor ki biz o sorumluluğu da yine bezmi ezelde aldık. Yani elestü bir rabbikum hitabı diyoruz ya ne zamandan beri Müslümansın? Galübela. Galübela ne demek? Elestü bir rabbikum. Yani
ya Allahu Teala ayeti kerimede Rabbin işte Adem oğlunun zürriyetini bellerinden aldı, o şeylerini, zürriyetini kendilerine şahit tuttu ve eşhedühum ala enfusihim elestü bi rabbikum, yani onlara sordu, dedi ki sen, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu bela. Burada da bir özellik, yani şehidna en tekulu yevmel kıyameti inna künna an hezâ gafilin, biz kıyamette böyle bir söz vermedik demeyesiniz diye sizden bu sözü alır buyuruyor. Ha, özümüzde böyle bir şey var, Allah'a olan bir ahit, bir anlaşma var. O anlaşma bizi bir sevgiyle bağlıyor. Biz bu sevgiyi kaybettiğimiz zaman kul olma bilincini de ruhunu da kaybediyoruz. Evet. Takvanın temeli bu. Ha, Kur'an bu bilince sahip olan insanları doğruya, iyiye yönlendiren bir kitap. Yani hüda kelimesi, Kur'an'ın hüda ismi aslında bu noktada bize böyle bir şey koyuyor. Yine birçok ayeti kerimede Allah-u Teala inne hazel Kur'ane yehdi lilleti hiye akvam. Yani bu Kur'an öyle bir kitaptır ki doğru olanı, en sağlam olanı, en doğru olan yolu ne yapar? İnsanlara gösterir. Ve yübeşşirül müminînellezîne ya'melûne salihat, ve salih amel yapan, salih amel yapan müminler için de bir tebşir, yani onları da hakikate, doğruya, iyiye, güzele doğru ne yapar? Müjdeler. Yani Allah'ın onlara ödüllerini müjdeler. Yine Ramazan'la ilgili ayeti kerimeye baktığınızda birçok ayeti kerimede geçiyor. Allah-u Teala şehru ramazanellezî ünzile fihil Kur'an'ı huden linnas, insanlar için bir hidayet, yani onları doğruya, güzele yönlendiren bir kitap olarak bu Kur'an-ı Kerim o Ramazan ayında indirildi. Yine bir başka ismini de zikrediyor. Furkan ismini, doğru ile yanlışı, hak ile batılı birbirinden ayıran bir kitap Kur'an'ın. Evet. Bir başka ismi. Yine beyan, mesela Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden, yani olgun mümini ortaya koymak için o bize beyan ediyor. Yani o beyan edilen şeylerin içerisinden biz kendimize iyi insan, olgun bir mümin nasıl olmalı ölçülerini alıyoruz. Mesela Allah-u Teala هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًا وَمَعْعِزَةٌ لِلْمُتَّقِينَ buyuruyor. Yani bu insanlar için bir açıklamadır, bir hidayettir. Yine Kur'an'ın bir başka ismi mev'izedir diyor. Yani takva sahibi olan, o sevgiyi, kulluk duygusunu kaybetmekten korkanlar için bir öğüt kitabıdır şeklinde zikrediyor. Yine Allah-u Teala bir başka ayeti kerimede ayetlerin açık mübeyyinat olarak, yani çok apaçık ayetler olarak bu kitabı indirdiğini zikrediyor ve birçok ayeti kerimede aslında Allah-u Teala bunları vurgularken bize şunları söylüyor. Yani bunlardan öğüt alın, anlayın. Yani ayete bakıyorsun. Lâallekum tezekkerun, lâallekum takilun, lâallekum tefekkerun gibi. Bu ayetlerin sonuçlarına baktığınızda Allah-u Teala, yani bundan öğüt alın, hatırlayın, bununla düşünün. Aklınızı başınıza alın, yani bu sizi doğruya yönlendirsin. Lâallekum tehtedûn, umulur ki bununla doğruya yönelirsiniz. Doğrudan şaşmanızı önler. Ne önler? O beyan olan açıklamalar sizi doğruya, iyiye, güzelle doğru ne yapar? Yönlendirir. Yine o beyan bizim insanlığımıza, şahsiyetimize, kimliğimize kalite kazandırıyor. O ayetleri okuduğumuzda mesela şimdi Sure-i Bakara'nın ilk ayetlerini düşünün. Aşağı yukarı 22'ye kadar olan ayetleri düşünün. Allah-u Teala 3 grup insan sayıyor bize. Öyle değil mi? Evet. Diyor ki insanlar 3 gruptur. 1. Hemen ellezine yu'minune bil gaybi ve yukimune salate ve mimma razaknahum yunfikun diye başlayan 3-5 tane özellik zikretmiş olduğu müminlerin olduğunu zikrediyor. Diyor ki bunlar müminlerdir. 5 tane özellik zikrediyor müminlerle ilgili. Başka ayetlerde de farklı özellikle zikrediyor. Hemen akabinde bakıyorsunuz kafirlere anlatıyor. Diyor ki sen onları ikaz etsen de etmesen de diyor onlar inanmazlar. Niye? Kalpleri katılaşmıştır. Evet. Yani onlar artık kendi kalplerinin üzerine mühür oluşturuyorlar. İnkarları, karanlıklarının içerisinde o mühür oluşuyor.
Üçüncü bir grup sayıyor münafıklar. Münafıkları biraz daha geniş anlatıyor. Mesela kafirlerle ilgili iki ayet ama münafıklarla ilgili bakıyorsunuz aşağı yukarı neredeyse 10-12 ayet onların özelliklerini bize zikrediyor. Şimdi bu niye Allah-u Teala bunları zikrediyor? Bu yanlışlardan siz kendi kalitenizi çıkarın. Yani münafıklar işte Allah'ı kandırmaya çalışırlar. Ha siz Allah'ı kandırmaya çalışmayın. Bu bugün dünya hayatında yani bugünkü hayatımızda Müslümanların yaptığı bazı işlemlerde bu tip şeyler çok var. Evet. Yani yapıyor şeyi işte adam herhangi bir işlem yapıyor. Görüntüde belki dini ama özünde yapmış olduğu işlem aslında dini olmak. Dini o yaptığı işleme kılıf giydirmek için kullanıyor. Yani burada aslında bir Allah'ı kandırma söz konusu oluyor. Bunun gibi işte yani münafıklarla ilgili Cenab-ı Mevla aşağı yukarı 8-10 tane işte birilerinin yanına geldiğinde biz aslında sizdeniz derler. Müslümanların yanına geldiğinde başka davranırlar gibi o davranış bozukluklarını veriyor. Bunlar işte bize Allah niye beyan ediyor bunu? O beyan, Kur'an-ı Kerim'in beyan olmasının sebebi bu özellikleri ortaya koyması için. Yine nur kelimesi isimlerden vurgulayacak olduğumuz bir başka şey ışık. Bizim elimizde. Elinizdeki ışığı arkanıza tutarak giderseniz karanlıkta yol bulma şansınız yok. Evet. Bugün Müslümanların en ciddi sıkıntılarından birisi elindeki ışığı arkaya tutuyor. Yani benim şahsi kanaatim Müslümanlar Kur'an'dan kopuklar. Evet. Kur'an hayat kitabı haline dönmemiş. Müslümanlar için Kur'an bir aydınlık, yol aydınlatıcı, onların önünde bir ışık, onların önünü aydınlatan bir kitap değil. Hani Mehmet Akif diyor ya, Allah gani gani rahmet eylesin. Hele inmemiştir çok, Kur'an. Yani o işte diyor her gün şiir şey olarak ibret olmaz mı bize her gün okuruz da ezber de hiç bir mana aranmaz mı bu ayetlerde? Lafzı muhkem yalnız anlaşılan Kur'an'ın farkında değil hiçbirimiz aslında mananın ya açar bakarız Nazm-ı Celil'in yaprağına ya okur geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Yani bizim şu anda içinde bulunduğumuz Kur'an'la ilişkimizi dört dörtlük açıklayan bir beyit bu. Yani kesinlikle. Bir dörtlük ama ya dört tane beyitten oluşuyor ama Kur'an'la ilişkimizi çok net açıklayan bir beyit. Yani biz Nazm-ı Celil'in yaprağını açıyoruz, cenazede okuyoruz. İşte cenazeden sonra 7'de okuyoruz, 40'ında okuyoruz. Ya bu bizi ne yapmalı, bizi nereye götürmeli? Bu ışık bize nasıl bir aydınlık olmalı diye dönüp bakmıyoruz. Oysa evet. Allah-u Teala ve enzelna ileykum nuran mübina. Bu Kur'an'ı diyor biz sizin için açık bir ışık olarak indirdik. Sizin önünüzü aydınlatacak bir ışık olarak indirdik. Hani şair diyor ki insana ruh aracılığıyla bu ilahi bir lütuftur. Bu kitap daralan gönüllere rahmet ve nurdur diyor. Yani bizim gönlümüz daraldığında o gönlümüzü açacak bir rahmet ve nur bu kitap aslında. O ışığı kullanmak. Yine bir başka ayeti kerimede Allah-u Teala Estağfirullah قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُب۪ينٌ يَهْد۪ي بِهِ اللّٰهُ مَنْ اِتَّبَى رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُهْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ بِاِذْنِهِ وَيَهْد۪يهِمْ اِلَى صِرَاتِ مُسْتَقِيمٍ. Yani bu kitabı bize anlatırken çok net ortaya koyuyor. Bakın diyor Allah-u Teala Allah tarafından size açık bir ışık, evet. Nur ve apaçık bir kitap geldi. Yani bu Kur'an-ı Kerim gelirken öyle bir kitap. Bu kitap öyle bir kitap ki Allah onunla Allah'ın rızasını kazanmak isteyen, rızasını arayan kimseleri hakikat yoluna, selamet yoluna ne yapar? Allah diyor onunla ulaştırır. Ve aynı şekilde karanlıktan da ne yapar? Işığa çıkarır, aydınlığa çıkarır. Ne ile? Yine o nur ile çıkarır. Elinizde yani bir kuyunun içine düştünüz karanlıkta. O elinizdeki ışık yoksa, aşağıya size bu ışık atmışlarsa o kuyunun içinde basamakları bularak yine aydınlığa çıkabilirsin. Kur'an-ı Kerim'de böyle. Ne ile? Allah'ın izniyle. Ve aynı şekilde o sizi diyor sırat-ı müstakime ulaştır. Hani Fatiha dedik ya bizi sırat-ı evet. müstakime ulaştır. Bakara'da da Allah-u Teala zalikel kitap diye o sırat-ı müstakime işaret etti ya. Bu ayette de Allah-u Teala o sırat-ı müstakimin ne olduğunu yine ne yapıyor?
bu kitapla bize vurguluyor. Kur'an-ı Kerim bu noktada da bizim için bir nur, yani evet, önümüzü aydınlatan bir ışık. Ama yani İslam alemi, bütün İslam alemi, sadece biz değil, bütün İslam aleminin tamamı bu kitaptan kopuk. Evet. Yani biz bu kitabın yerine, Kur'an'ın yerine başka şeyleri ikame etmişiz. Ahmet'in, Mehmet'in söylemlerini, yaşantılarını, davranışlarını ikame etmişiz. O ikame ettiğimiz şeyler din haline dönüşmüş ve onları ne zorlayabiliyoruz, ne yıkabiliyoruz, ne de ortadan kaldırabiliyoruz. Bunları yani yöremizde, çevremizde çok örneklerini görme şansımız var. Evet. Din haline dönüşmüş kültürel değerler veya işte birilerinin sözleri, eylemleri veya yazdıkları bu kitabın önüne geçmiş. Bu kitabın önünde hiçbir şey yok. Bu kitap, yani Kur'an, hayatın merkezinde, Müslümanların önünde, önüne almadıkları zaman da Müslümanlar ışığı arkalarında tutup ayağı ikide bir taşa çarpıp çökezleyen insanlar gibidir. Onun için Hazreti Peygamber diyor ya, Müslüman diyor bir delikten iki defa ne olmaz? Isırılmaz. La yulda'ul mü'min min cuhrim narrateyn diyor. Yani bir delikten iki defa ısırılmaz. Ama biz her tökezlemede diyoruz ki ya bu sefer tökezlemeyiz. Gene elimizi almıyoruz. Gene raflarda duruyor. Ama ne zaman bu kitap hayatın merkezine oturur, o zaman düzgün toplumu, ideal toplumu, istenilen toplumu oluşturmaya başladığımızı görürüz diye düşünüyorum. Evet, hocam çok doğru düşünüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerini de bu anlatımınızda ifade etmiş oldunuz. Aslında çok güzel ve kesin bir tespitiniz var. Diyorsunuz ki Kur'an'ı arkamızda tuttuğumuz için önümüz karanlıkta, ayağımız tökezliyor. Aslında Kur'an'dan hayatımızı koparan bir takım yapıların en büyük tecrübesini daha henüz yeni yaşadık. Yeni yaşadık. 15 Temmuz'da yaşadık. Evet. Umuyorum bir daha yaşamayız böyle İnşallah. Bir tecrübe. İnşallah. Kıymetli hocam, Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerini ifade ettiniz. Ben buradan Kur'an'ın öncelikli hedefi nedir diye sormak Şimdi, isterim. Şimdi Kur'an'ın öncelikli hedefi, Kur'an ahlaklı insanlara örnek olabilecek ahlaklı toplum yetiştirmeye hedefliyor. Evet. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelip soruyor sahabe-i kiram, Hazreti Ayşe validemize, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiş. Gelip diyorlar ki yani Allah Resulü'nün ahlakından bir şeyler öğrenmek istiyorlar. Yani o nasıl idi ahlakı? Diyorlar ki ey müminlerin annesi, bize Resulullah'ın ahlakından şeyler anlat. Yani nedir, onun ahlakı nasıldı? Hazreti Ayşe validemizin cevabı çok muhteşem. Siz diyor Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an idi. Hazreti Peygamber'i şekillendiren, onu müsülül âlâ yapan, yani alınabilecek en üst misal, örnek yapan, insanların alabilecek, Allah'a ve ahiret gününe insanların alabilecek olduğu en güzel örnek yapan şey Kur'an'dı. Evet. Yani onun için Kur'an-ı Kerim ve inneke le ala hulukin azim buyuruyor. Yani sen yüce ahlak üzeresin. O kendisini bize anlatırken bu'istu innema bu'istu li utemmime mekarimel ahlaki. Ancak ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Kur'an da bu noktada o güzel ahlakı hayata yansıtmış toplumları oluşturmayı hedefliyor. Onun için Allah-u Teala Estağfurullah billah küntüm hayra ümmetin uhricet linnâs te'murûne bil ma'rufi ve tenhevne anil münker ve tü'minûne billâhi ve lev âmene ehlül kitâbi lekâne hayran lekum. Hayran lehum. Allah-u Teala ayeti kerimede bize siz insanlık için çıkarılmış olan en hayırlı ümmetsiniz. Bir özellik koyuyor. Yani ümmeti Muhammed insanlığa örnek olarak gönderilmiş olan veya çıkarılmış olan bir ümmettir. Bütün insanlığa örnek olacak. Hangi halimizde? Her halimizde. Peki örnek miyiz bugün? Şimdi biz, ben Avustralya'da işte din ateşesi olarak görev yaptım. Din hizmetleri ateşesi olarak Sydney'de. Ya insan üzülüyor tabii bunları duymakla. 1970'li yıllarda yani oraya bizim Türkiye'den, Arap aleminden, işte farklı ülkelerden insanlar gelmeden önce diyor ki bizim işçilerimiz Avustralya'da diyor işte vatandaş, tamam mı, sütçü gelirdi, sütü evin kapısına bırakırdı.
Adam işine giderdi, sütçünün tamamı parasını da paspasının altına bırakırdı. Sütçü paspasını paranın altından alır giderdi. İşte ekmekçi gelir ekmeğini bırakır oradan alır giderdi. Yani bu kadar, tamam mı, birbirine güven, güven duygusunun oluştuğu bir toplum. Ne zaman ki tamam mı işte bizden, Lübnan'dan, Arap aleminden, işte İngiliz egomanyası Müslüman altındayken. Topluluklardan. Oradan Müslüman, gayrimüslim, yani sadece Müslümanlar değil, işte Çin'den, diğer bölgelerden insanlar gelip de nüfus farklılaşmaya başladığında o paspasların altındaki paralar kaybolmaya başlıyor. Ha, bunun üzerine sistem değişiyor. İşte adamlar ilk geldiğinde güven duygusu var. Bakın bunlar çok önemli. Bu Müslüman'da olması gereken haslet ama Müslüman'da değil, başkasında var. Geliyor adam, diyor ki ben diyor işte Türkiye'de nüfus cüzdanını çıkarıyor. Ben diyor Türkiye'de diyor ehliyetim vardı diyor. İşte diyor ehliyet belgem diyor. Adam tercüme ettirmiyor. O nüfus cüzdanını, eskiden kağıtlı nüfus cüzdanları vardı. Onu şey görerek ehliyet verdikleri insanların olduğunu söylediler bana. Ama öteki adam bu güven duygusunu, ya karşımdaki insan diyor, niye? O yalan konuşmuyor ya, benim karşımdaki de yalan konuşmaz diyor. Oysa Kur'an ne diyor? Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâs. Siz insanlık için çıkarılmış olan en hayırlı ümmetsiniz. Yani iyi olanı emredersiniz. Te'murûne bil ma'rufi ve tenhevne anil münker. Yani maruf nedir? Bütün insanlık için iyi olan her şeydir. Herkesin ortak iyi kabul ettiği şeydir maruf. Yani yere tükürmemek maruftur. Evet. Bakın sokağa tükürmemek maruftur. Yolda görmüş olduğun bir kola kutusunu alıp çöp kutusuna atmak maruftur. Yani maruf dediğimiz illa tamam mı beş vakit namazı kılmak, oruç tutmak, işte tamam mı şunu ya, öyle değil. Yolda insanlara eza verecek olan bir çöpü bile o yoldan alıp tamam mı bir kenara atmak maruftur. Bu marufu yapan ve insanlara yapmasını sağlayan örnek bir toplum olarak Allah bizi halketmiş. Yani bize böyle bir sorumluluk yüklemiş. Kur'an diyor ki ben böyle bir toplum oluşturmak için geldim diyor Kur'an'ın. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnas. Te'murune bil maruhu ve tenhevne anil münker. Eğer diyor Allahu Teala, siz Allah'a inanıyorsunuz, Resulüne inanıyorsunuz. O peygamber aleyhissalatu vesselam hayatında tamam mı belki üzerinde giymiş olduğu elbise eskiydi ama tiriltiydi, tertemizdi. Tükürürken insanlara eza verebilecek şekilde tükürmezdi. O davranışlarında, oturmasında, kalkmasında, yemek yerken, bakın o dönemde avuçla yani elle yemek yeniyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam üç parmağınızla yiyin diyor. Üç parmağınızla, elle yeniliyor. Bütün avucunuzun tamamını kullanın demiyor. Üç parmağınızla yiyin ve karşınızdakinin sizden nefret edebilecek olduğu şekilde yemeyin. Bir ölçü koyuyor. Evet. Yani bunlara baktığınızda bu maruf dediğimiz davranışlar o dönemin şartları içerisinde o marufu hayata geçirebilecek ideal bir toplumu oluşturmayı amaçlıyor. Kur'an'ın en önemli esaslarından birisi. Eğer diyor Allahu Teala ehli kitap da bunu bu şekilde hayata geçirmiş olsaydı onlar için hayırlı olurdu. Niye? Çünkü ehli kitap o dönemde nerede bizim bu ahlaki değerlerimiz? Müslümanlar gittiği yerde o ahlaki değerleriyle insanlar İslam'a giriyor. Osmanlı'yı anlatıyoruz işte, Osmanlı ile ilgili açın. Aşık Paşazade'nin tarihinde veya diğer tarih kitaplarında bir yığın örnekler var. Fatih Sultan Mehmet Hızır Bey'in karşısında Yahudi mimarla karşılıklı oturup mahkemeleşebiliyor. Yahudi mimar tamam mı hakkını padişahtan isteyebiliyor veya aynı şekilde bir Müslüman yanlış bir şey yaptığında ya ben Müslümanım öteki adamı niye gayırıyorsun deme gibi bir lüksü yok. Yani adalet hakkıyla yürüyor veya adam işte veya bizim çocukluğumuzu düşünün, ben çocukluğumda hatırlıyorum benim memlekette işte millet namaza giderdi benim çocukluğumda, dükkan herkes birbirini tanıdığı için namaza giderdi, ben dükkanının kefengini indiren bir tane esnaf hatırlamam benim çocukluğumda. Belki orduda da 40 sene önce aynıdır. Adam namaza giderken tamamı dükkanın önüne bir sandalye koyar. Varsa tamam bir tahta çeker önüne, gider namaza. Namazdan gelir tamam mı o tahtasını alır, sandalyesini alır, işine devam eder. Yani o dükkana ne biri gelir oradan bir şey alır, ne tamam mı kimse. O dükkan korunaklıydı. Evet. Yani şimdi ben ya böyle bir toplumdan
Yani çok korunaklı mekanların parçalanıp soyulan, işte evlerin soyulduğu bir topluma nasıl dönüştük? Bunu sorguladığınızda yine aynı noktaya geliriz. Yani Kur'an hayatın merkezinde değil. Evet. Yani insanlar Müslüman olduğunun, Allah'a inanan insanlar Allah'a inandığının bilincinde değil. Veya inandıkları Allah'la ilgili problem var. Evet. Yani böyle bir sıkıntımız var. Onun için Kur'an bana göre, yani bana göre demiyorum ya, Kur'an'ın asıl ana amacı ahlaklı bir toplum yetiştirmeyi, ortaya çıkarmayı hedefliyor Kur'an. Evet. Kıymetli hocam, Kur'an'ın temel özelliklerini ve Kur'an'ın asıl hedefinin, ana amacının ne olduğunu kısaca özetlemiş olduk. Yoksa bunların her bir soru için burada günlerce program yapılabilir ama vaktimiz buna yetmez. Sayın hocam, müminin, biz şimdi Kur'an'da müminin, olgun müminin özelliklerinden bahsettik. Evet. Programımızın ana teması, ana konusu bu. Öyleyse müminin davet dili nasıl olmalı hocam? Şimdi bizim müminin, Kur'an'da ayeti kerimeler müminle ilgili, hep söyledik, bahsediyoruz. Müminle ilgili temel kıstaslar koyuyor. Evet. Yani mümin davranışında, yürüyüşünde, davetinde nasıl olmalı? Allah'a davet etme noktasında, insanları iyiliğe çağırma noktasında, çünkü te'murune bil ma'ruf diyoruz ya. Vel tekum minkum ümmetin yed'une ila hayri ve ye'murune bil ma'ruf ve yenhevne alil münker. Sizin içinizden insanları hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden bir grup bulunsun diyor. Böyle bir sorumluluk da müminlere yüklüyor Allah-u Teala. Ve bu grubun yapacak olduğu daveti de Allah-u Teala ayet-i kerimede, yine Nahl suresinde, "Ud'u ila sebil rabbike bil hikmeti vel mev'izetil haseneti ve cadilhum billeti yahsen." Buyuruyor. Yani sen Rabbinin yoluna, diyor Allah-u Teala, güzel öğütle, Rabbinin yoluna güzel öğütle ve hikmetle, yani çağır insanları. Davet ederken onların gönlünü fethedecek şekilde, onların gönlünü alabilecek şekilde davet et. Ve onlarla en güzel yolla mücadele et diyor. Yani bunlarla ilgili ayet-i kerimelerde nasıl mücadele edileceğiyle ilgili birçok hükümler var. Yani mesela Tövbe suresinde ehli küfürle ilgili, kafirlerle ilgili ayetler var. Bunlar yani bugün hayata yansıtılması gereken hükümler değil. Çünkü onlar savaş esnasında. Evet. Yani size ne uyguluyorlarsa onların uyguladığına misliyle mukabele edilmesi noktasında kullanılması gereken hükümler. Ama bugün Kur'an'ı algılayamayan, Kur'an'ı anlamayan, hayata yansıtmayan insanlar bunu değil öbür tarafı dikkate alıyorlar. İşte bugün bunun benzerlerini bakıyorsunuz, işte DAEŞ'te görüyoruz, IŞİD'de görüyoruz, işte Taliban'da gördük, El-Kaide'de gördük, bilmem farklı gruplarda bunların örneklerini görüyoruz. Şimdi bu ayeti kerimede Allah-u Teala burada kimlerin Allah yoluna, yani çağrılacağıyla ilgili bir açıklama yapmadığı için, burada şunları Allah'ın yoluna çağır şeklinde, "Udu ila sebil rabbike bil hikmeti vel mev'izetil haseneti" derken, yani "Udu ila sebil rabbike" işte el küffar vel münafikun gibi, yani vel müslümun gibi bir gruplandırma yapmadığı için, burada davetin hitabın şeyi geneldir. Yani burada Müslüman da bu işin altına girer, müşrik de bu işin altına girer, ehli kitapta girer, işte aklınıza ne geliyorsa, dünyada kime hitap ediyorsanız din adına, tamam mı, davette kullanacak olduğunuz üslup budur. Evet. Yani hikmet ve mevize-i hasene, yani insanlara güzel öğütler, güzel şeylerle o Kur'an'ın güzelliklerini anlatarak, İslam'ın güzelliklerini anlatarak. Burada davet noktasında bir şeyi böyle çok uzatmadan kısa bir şekilde vurgulamak istiyorum. Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, Yemame Meliki Sümame bin Üsal'in hayatından bir örnek vermek istiyorum. Onun Müslüman oluşunu. Biliyorsunuz Allah Resulü elçi gönderdiğinde Sümame bin Üsal Allah Resulü'nün elçisini şehit ediyor. Yemame, yani bugünkü işte Bahreyn taraflarında veya oradan biraz Umman'a doğru olan bölgelerde bir krallık, yani aile, evet, bugünkü şey gibi, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki imaretler gibi bir imaret.
Aradan zaman geçiyor. Bir umre için Mekke'ye giderken kum fırtınasına tutuluyor. Kum fırtınası esnasında yolunu kaybediyor. Mescid-i Nebi'ye peygamberimizin göndermiş olduğu o müfreze kolu, seriye diyoruz ya, seriyeler işte bugünkü müfreze kolları olarak düşünün. Peygamberimizin gönderdiği müfreze kolu yolda Sümame'yi darma duman bir şekilde buluyorlar. Yanındaki adamları kum fırtınasında dağılmış, üstü başı perişan bir şekilde, atını kaybetmiş, işte şeyini kaybetmiş. Alıp getiriyorlar Mescid-i Nebi'ye. Peygamberimiz tanıyor. Daha önceden aralarında başka bir olay geçtiği de rivayet edilir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam tanıdınız mı diyor. Bu kim? Sahabe diyor ki Allah ve Resulü daha iyisini bilir. Bu diyor Sümame bin Üsal'dir deyince Mescid-i Nebi'de bir hareketlenme oluyor. Diyor ki ya Resulallah hemen kafasını vuralım, asalım, keselim. Peygamberimiz diyor ki bırakın diyor. Şuraya direğe bağlayın. Mescid-i Nebi'de bir direğe bağlayın. Orada diyor yiyeceğini verin, karnını doyurun, ihtiyaçlarını giderin, burada bağlı tutun diyor. Bağlıyorlar mescitte. Sümame bin Üsal akşam olduğunda Allah Resulü geliyor. Diyor ki benden ne beklersin diyor. Yani benden sana nasıl bir davranış beklersin. Sümame bin Üsal diyor ki yani üç şey bekliyorum. Bir diyor beni diyor alırsın, boynuma zinciri takarsın, kabileleri gezdirirsin. Dersin ki koskoca Yemen Meliki işte kralı Sümame işte bu bakın bizim elimizde esirdir dersin. Bunu diyor senin mürüvvetine yani benim bilmiş olduğum Muhammed'e yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mürüvvetine yakıştıramam diyor. Yani sen böyle bir adam değilsin diyor. Bunu yapmazsın. Yapmazsın diyor. Beni diyor kabileme gönderir diyor. Benim karşılığımda diyor yüklü bir fidye alırsın diyor. Yaptığım kötülüklerin karşılığında diyor böyle bir ulufe de beklemiyorum diyor. Ben diyor senin arkadaşını şehit ettim diyor. Sana karşı diyor kötü davrandım diyor. Onun karşılığında da diyor böyle diyor bir bağış diyor bekleme şansım yok. Üçüncü şey diyor yani beni diyor serbest bırakırsın yani gönderirsin diyor beni diyor azat edersin diyor. Ben diyor yaptığım diyor şeyle yani yine işlediğim cürümlerden dolayı üçüncü olarak da diyor beni diyor katledersin öldürürsün diyor. Bu da senin hakkındır diyor çünkü diyor kısasa kısas esas ise diyor. Yani ben senin arkadaşını öldürdüm sen de beni öldürebilirsin. Allah Resulü bırakıyor Sümame'yi. İkinci gün gene aynı olay cereyan ediyor. Üçüncü gün yine aynı olay cereyan ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ikindi namazından sonra gene bunları soruyor. Diyor ki salıverin gitsin diyor. Sahabe-i kiram ayaklanıyor. Diyor ki ya Resulallah işte bizim arkadaşımızı şehit etti. Peygamberimiz gönderin gitsin diyor. Gönderiyorlar Sümame bin Üsal'i. Bugünkü Cennetül Baki'nin olduğu yer işte ormanlık bir arazi. Oraya gidiyor. Oradaki bir göletin içerisinde yıkanıyor, temizleniyor. Akşam namazının karanlığında Mescid-i Nebi'ye doğru geliyor. Diyorlar ki ya Resulallah Sümame geliyor. Bırakın gelsin diyor. Allah Resulü geliyor diyor ki mahzun bir şekilde boynu eğik, bükük diyor ki ya Resulallah bana İslam'ı anlat diyor. Peki seni değiştiren şey neydi? Kur'an'ın şekillendirmiş olduğu toplumu seyrettim orada diyor. Kur'an'ın şekillendirdiği toplumun birbiriyle olan ilişkisini, seninle olan ilişkisini. Allah Resulü kızmıyor, bağırmıyor, hiçbir şey söylemiyor. Sadece direğe bağlattırıyor, orada Müslümanları seyrettiriyor. Seyretmiş olduğu Müslümanlar onu Müslüman ediyor. Yani Kur'an'ın davetteki en önemli üslubu bu. Yani Müslümana biz din davet ediyoruz. İşte cennetin, cehennemin kapısına şeyi koyuyoruz, geçiş biletini koyuyoruz. Cennetin kapısına da koyuyoruz böyle tamam mı şeyi, nedir? Bekçileri. İşte şunu yaptın girdin cehenneme, bunu yaptın girdin cehenneme, şuradan girdin cehenneme, cennete Müslüman giremeyecek. Ya Allah cenneti Müslümanlar için halk etti. Allah cenneti Müslümanlar için halk etti. Cehennem günahkarlar ve kafirler için. Onun için yani bu hani diyor ya Pir Sultan Abdal'ın meşhur bir şeyi var, şiiri var. Pir Sultan Abdal'ım sözlerim haktır, hak diyen kullardan hiç korkum yoktur. Cehennemde ateş olmaz, od yoktur. Herkes ateşini bile götürür diyor ya. Evet. Yani biz bu dünyada insanlara yanında ateş götürmemenin yolunu anlatmalıyız.
onları ateş götürmeyecek yola davet etmeliyiz. Onu davet ederken de kullanacak olduğumuz üslup gönülleri elde etmeli. Yunus Emre'nin dediği gibi ben gelmedim davi için, benim işim sevi için. Ben bu dünyaya sevgiyi hakim kılmak için gönüller yapmaya, yani evet, yıkmaya değil yapmaya geldiğimizi ortaya koymalıyız. Kur'an bizden bunu istiyor. O üdü ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izetil hasenete ayeti bize bunu koyuyor. Yani insanların gönlünü fethederek insanları dine davet edin. Yaşamadığını, hayata yansıtmadığını istediğin kadar anlat. Kimse seni adam yerine koymaz. Hayata yansıtırsan, adam seni dürüst bir adam görürse seni örnek alır. Yok, beş vakitini kılıp camiden çıktıktan sonra her türlerce yersen, yapmış olduğun iyiliğin veya insanlara söylediğin sözün kimseye etkisi olmaz. Bu da çok önemli bir olgu. Bununla ilgili zaten Rabbimizin de bir uyarısı var değil mi hocam? Tabii. Niye yapmadıklarımızın için? Kutadgu Bilig de bu bağlamda şeyin güzel bir sözü var. Kutadgu Bilig'i ben çok kullanırım. Zaman zaman okunmasını da istediğim bir kitaptır aslında. Yani özellikle idareci olan arkadaşlarımızın, idareci olan kardeşlerimizin tamamının mutlaka okuması gereken kitap. Herkes okusun da, ama idareci olanlar mutlaka okusun, öyle bir kitap. Çünkü çok kıymetli bir eser. Yusuf Has Acip tarafından yazılmış, biliyorsunuz. Kaşgarlı Tavkaç Buğra Han'a atfedilmiş bir kitap. Diyor ki sözle ilgili, o güzel davetle ilgili, kem söz duyanları hep düşman eder. Ederse insanı söz sultan eder. Ne yumruktan ne kılıçtan iz kalır, insan ölür arkasında söz kalır. Yani insan ölür gider ama arkasında kalır söz. Söyle doğru güzel öz bildiğini, söyle öz sandığını, söyle bildiğini inandığını. İnanmadığını söyleme. Yaşıyorsan, inanıyorsan onu söyle. Söyle inananlar gelsin izinden, canına mal olsa dönme sözünden diyor. Ne kadar güzel bir şey. Yine bir başka sözünde de aklın süsü diyor dildir. Yani eğer adam akıllı ise o aklı ortaya çıkaran en önemli olgulardan bir tanesi kullandığı dilidir. Evet. Yani Kur'an'ın vurguladığı gibi dilin süsü kullanılan sözdür. Yani adam sözü nasıl kullanıyor? Dili kullanır da evet, dili keskin kılıç gibi kullanır. Kırar döker ortalığı. İnsanın süsü yüz, yüzün süsü gözdür. Eğer insan sözünü dili ile söyler, sözü iyi olursa diyor, yüzü de diyor parlar. Yani söz, davette sözü kullanma bu kadar önemli bir olgu. Kıymetli hocam, birinci bölümü tamamlamak üzereyiz. Bir son iki dakikamız kaldı. Zaman su gibi akıp geçiyor. Çok güzel anlatıyorsunuz. Ben de hiç müdahale etmeden öyle dinliyorum. Öyleyse davet dilinde aslında bu daha ziyade din görevi yapan insanlar da bu öğütlerinize dikkat edilmesi mutlaka çok önemli. Bazen mesela vatandaşlardan serzenişler duyuyoruz. Adam diyor ki ben camiye gittim. Hoca orada bana sürekli şunu yaparsan cehenneme gideceğim, bunu. Ya kardeşim diyor, ben cehenneme gitmek istesem camiye neye gelmiş olayım diyor. Bunlara da dikkat edelim. Eğer izniniz olursa şimdi kısa bir ara verelim. Tamam. Aradan sonra programımıza devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, biz tefekkür saatinde doçent doktor Sayın Mustafa Baş'ı ağırlıyoruz. Hocamız çok güzel anlatımıyla olgun müminin Kur'an'daki özelliklerini, Kur'an'ın hayatımızda yer alması gerektiği noktayı, Kur'an'ın temel özelliklerini ve Kur'an'ın aslında dünyada ve ahiretteki insanlara, bizlere, inananlara ve tüm insanlara davetiyle hedeflerini anlatıyor. Programımız kısa bir aradan sonra ikinci bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Fotoğraflarınızı ve videolarınızı bekliyoruz. TV52 WhatsApp hattı 0546 452 0222.
Sedat Ünver ve Uyku Ülkü'nün hazırlayıp sunduğu Melih'ten Esen Rüzgar her perşembe akşamı saat 22'de sizlerle. Bu haftanın konukları Mesudiye Güvenli Mahalle Dernek Başkanı Ahmet Erdem, Türk Halk Müziği sanatçısı Ercan Bayraklı. Melih'ten Esen Rüzgar hoş sohbeti ve müzikleriyle perşembe akşamı saat 22'de. Sakın kaçırmayın. Yaş kaç? 96. 96 mı? Maşallah sana. Allah sağlık, sıhhat versin. Amin, Allah uzun ömür. Amin, amin. Muhtarım, 300 yıllık bir ev. Burası Topçam'ın kuruluşunda ilk kurulduğu dönemdeki yapılan evlerden bir tanesi. Bu aniden çekiyorum değil mi? Evet. Böyle çekiyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Sen çok güzel, tebriklerim. Evet. Allah sabırlar versin hacı dayım benim. Vallahi. Sağ ol. Hacı dayım. Başkanım Allah razı olsun. Ne oldu yavrum? Hacı dayım dün eşini kaybetmiş sevgili izleyicilerimiz. Böyle bir acı olaya da denk geldik. Bir susun arkadaşım ya, susun. Gürültüden hiçbir şey anlayamıyoruz. Muhtarım. Ya güzel hayvan abi, çok gürültücü. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Buradan ekran başındaki tüm dostlara buradan selamlarımı gönderiyorum. Burası Muzadere. Topçam'ın Topçam'a bağlı işte burada bir mahalleydi önceden. Tarih 24 Eylül 1994. Yüzlerce ordulu sahil yoluna sahip çıkabilmek adına yollara dökülmüş, yaşadıkları şehri korumak istemişlerdi. Ordu'da o anda 22 sene önce biz. Tarih 11 Haziran 2006. Ordu'nun Fatsa ve Çevre İlçeleri Organizasyonu'nda düzenlenen 4. Cip Şenliği'nde iki cip kameralar önünde kaza yapmış, şenliğe damgasını vurmuştu. Ordu'da o anda 10 sene önce biz. Tarih 30 Temmuz 2006. On binlerce fındık üreticisi ekmeklerine, geleceklerine sahip çıkmak için fındık mitingi düzenlemiş, yollara dökülmüş, fındıkta yaşanan sorunlara dikkat çekmek istemişlerdi. Ordu'da o anda 10 sene önce biz vardık. Tarih 12 Kasım 2007. Ordu'nun Gülyalı ilçesinde radarlı kontrol noktası kuran bölge trafik ekibine 74 kilometre hızla çarpan ve 2 kişinin yaralanmasına sebep olan olayda 9 sene önce biz vardık. Tarih 29 Mayıs 2011. 2011-2012 futbol sezonunda çeyrek asır aradan sonra Ordu Spor Süper Lig'e yükseldiğinde de biz vardık. Tarih 22 Mayıs 2015. Avrupa'nın ve Türkiye'nin deniz üzerine kurulan tek havalimanı olma özelliğini taşıyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla hizmete açılan Ordu Giresun Havalimanı, Ordu ve Giresun illerinde tarihi anların yaşanmasına neden olmuştu. Ordu'da o anda bir sene önce de biz vardık. Tarih 5 Aralık 2015. Ordu'nun Fatsa ilçesinde kar maskeli ve silahlı iki soyguncu kuyumcu soymaya kalkmış, bir kişiyi vurup 3 kişiyle rehin almıştı. 8 saatlik pazarlığın ardından soyguncular 2 rehineyi serbest bırakmıştı. Ordu'da o anda nefeslerin tutulduğu anda 12 saatlik canlı yayınla biz yaptık.
Tarih 2 Nisan 2016. Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ordu ekiplerinin Çığ'da arama ve kurtarma çalışmaları yaptığı sırada da biz vardık. Tarih 15 Temmuz 2016. Yıllarca haince, sinsice uyguladıkları planı 15 Temmuz akşamı hayata geçirmeye çalışan vatan hainlerine karşı milyonlar adeta ölümü öldürerek sokakları, meydanları doldururken bütün dünya kahraman milletimizin cesaretine ve vatan sevgisine şahitlik etti. O gece ve ondan sonraki gecelerde adeta doğum sancıları çekerek uyanan devletimizin ve milletimizin yanında da biz vardık. Tarih 23 Ağustos 2016. Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı Topçam Mahallesi sınırlarında yaşayan ve 3 askerin şehit edildiği terörist saldırılarının ardından silahlanarak terörist avına çıkan halkın yanında yine biz vardık. Biz vardık. Biz TV52'yiz. 22 sene önce de biz vardık. Bugün de biz varız. Bu şehrin yarınlarında da bizim imzamız olacak. Biz her yerdeyiz. Yenilenen sadece çevremiz. Geleneksel lezzetimiz her zaman baki. Sizlerin mutlu anlarını paylaştıkça büyüdük, çoğaldık, lezzetimize lezzet kattık. Doğum günlerinizde, düğün ve nişan törenlerinizde, tüm özel günlerinizde yan yanaydık. Şimdi birlikteliğimizi paylaşmak için sadece özel günleri beklemeye gerek kalmadı. Sabah kahvaltısı, öğle kaçamağı, kahve keyfi, ayaküstü sohbetler, çikolata, yaş pasta, kuru pasta, börekler. Günün her anında, hayatınızın tam da içinde, adımını attığın anda mutluluk sarar çevreni. Unpama adımla, lezzeti tadımla. Merkez, Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi, numara 43 Taksim'a, Altınordu Ordu. Telefon 452-888-2777. Şube, Şarkiye Mahallesi, Sırrı Paşa Caddesi, numara 124 Taksim'a, Altınordu Ordu. Telefon 452-888-3111. Garipler Mühendislik Projelerinde Yaz Fırsatları. Şahinçili Mahallesi Azak Tower 6 blok 232 daire. Uçak Mahallesi Mayviya 452 4 blok 142 daire. Uçak Mahallesi Vizyon Kent 3 blok 164 daire. Cumhuriyet Mahallesi Zümrüt Konakları 5 blok 100 daire. Fırsat 1. Zümrüt Konakları 3 artı 1 normal daire sadece 199 bin lira. Fırsat 2. Azak Tower 154 metrekare 3 artı 1 normal daire sadece 199 bin lira. Standart altı fiyat ve standart üstü hayat için sınırlı sayıdaki bu daireleri kaçırmayınız. Garipler Mühendislik. Bu şehir bizimle yükseliyor. İrtibat telefon 452-888-1818. Adres Şahincili Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 260, Altınordu, Ordu. Hacıoğlu Grubun prestij projesi Prazis Green Park Evleri yükseliyor. 4 artı 1 2 blok 48 daireden oluşan Green Park Evleri Prazis'de bir yaşam alanından çok daha fazlasını sunuyor. Tüm daireleri muhteşem deniz manzarasına sahip Green Park Evleri, kafeterya, kapalı yüzme havuzu, sauna, kapalı açık çocuk oyun alanları, kapalı otopark ve asansörle otoparktan daireye çıkma imkanıyla fark yaratıyor. Siz de bu seçkin yaşam için harekete geçin. Green Park Evleri bir Hacıoğlu Grup projesidir. Kocaeli Gebze fabrikamızda ürettiğimiz prefabrike yapılarımızı Türkiye'nin her yerine 15 günde teslim ediyoruz. Alanında uzman kadromuzla müşterilerimizin istek ve arzularına göre yapı çözümleri sunuyoruz. İster hazır projelerimizden, ister hayalinizdeki projeyi inşa ediyoruz. Faaliyet alanlarımız prefabrik konutlar, Amerikan tarzı çelik evler, fabrika binaları, hangar depo, şantiye binaları ve konteyner üretiyoruz.
Karadeniz Sahil Yolu Kavaklar Mevkii Ordu Ünye'de 1500 metrekare alana kurduğumuz yapı showroomumuzda Karadeniz bölgesine hitap ediyoruz. 18 bin liradan başlayan fiyatlarla hayallerinizi ertelemeyin. Bir ev alırken sizin önceliğiniz nedir? Güven mi? Huzur mu? Mutluluk mu? Komşularınız mı? Sosyal ve yeşil alanların varlığı mı? Hastane, şehre, havalimanına, otobana uzaklığı mı? Yoksa yatırım mı? Eğer bunlardan birini istiyorsanız bizde yok. Ama hepsini istiyorsanız Alanlar Beyazşehir Konutları Şahincili'de yükseliyor. Birinci ve ikinci etap konutlarımız lansman fiyat avantajlarıyla satışları başladı. Detaylı bilgi için 0452 233 0607. Şirin Evler Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, İran Yolu üzeri Altınordu Ordu. Alanlar inşaat, alan kazanır. Eyvah! Su! Ya hanım, ben evden çıkarken sulara kapamayı unuttum. Akıllı evin olunca bütün sorunlar ortadan kalkıyor. Akıllı telefonumda, akıllı evimde olan biten her şeyi kontrol edebiliyorum. Boşuna dememişler. Ev alma, akıllı ev al. Perit İnşaat, yüksek yaşam standartlarını şehrin merkezine taşıyor. Modern mimarinin en seçkin yaşam alanı Ordu Fatsa'da sizleri bekliyor. Evinizle ilgili aklınızdan geçeni nerede olursanız olun artık yapabilirsiniz. Evinize hükmedin. Çünkü evimiz geleceğimizdir. Pelit İnşaat. Telefon 0452 424 0234. Ev sahibi olmak isteyenlere Güriş Pazarlama ve Şihoğlu Şahin İnşaat'tan müjde. Denize 150 metre, Karadeniz Otoyolu'na 100 metre, ayrıca Ordu Giresun Havaalanı'na 800 metre uzaklıkta daireler, anahtar teslimi 90 metrekare ve 140 metrekare dairelerimiz satışa başlamıştır. Cennetten bir köşe olan Gülyalı'da ömrünüzü geçirmek isterseniz işte fırsat. Ordu Üniversitesi Turizm Fakültesi ile bitişik daireler, pişman olmayacağınız yatırım, deniz ve doğada ortak yaşam. Reklam yapmıyoruz, geç kalmayın diye uyarıyoruz. Özellikleri görülmeye, güzellikleri yaşamaya değer. Sizi evlendirelim, sevdiklerinizle mutlu olun, mutlu ve sağlıklı yaşayın. Adres Ürünbey Mahallesi, Alişen Caddesi, numara 10 Gülyalı. Şarkiye Mahallesi, Osmanpaşa Caddesi, numara 76 Ordu. Ordu'da yeni bir yaşam başlıyor. Çağdaş Ordu'nun inşasında güvenilir marka Selçuk İnşaat, sizlere sağlıklı ve mutlu bir hayatın kapılarını aralıyor. Aradığınız her şey bu harika evlerde. Emirkent 2 projesi, dairelerimizin tamamı 4+1 olup 190 metrekaredir. Ayrıca açık yüzme havuzu, kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, Türk hamamı, Fin hamamı, tuz odası, otomatik merkezi süpürme sistemi de bu akıllı evlerde. Üstelik %0,10'a kadar konut kredisi kullanma imkanıyla. Çağlayan sitesi projelerinde açık yüzme havuzu keyfi sizi bekliyor. Bitmedi. Ordu'da huzurun adresi Melikşah sitesi, Gümüş Evler, Şanlıtürk 1 ve Şanlıtürk 2 Candan Kent sitesi de Selçuk İnşaat güvencesiyle sizinle. Gelin hayallerinize Selçuk İnşaat güvencesiyle kavuşun. Selçuk İnşaat, geleceğinizi inşa ediyoruz. Geçmişi gelecekle buluşturuyor. Kalite ve hizmeti lezzet ve konforla yoğurup sizlere sunuyoruz. Oflaz dinlenme tesisleri. Mis gibi hakiki Trabzon ekşi maya ekmeği kokusunun yükseldiği fırınımız. Akçaabat köftesi ve enfes ızgara çeşitlerinin yer aldığı Kamelya ve Ferah terası ile ızgara salonumuz.
Günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz marketimiz ve mescidimizle hizmette sınır tanımıyoruz. Siz de bu lezzetleri tatmak istiyorsanız... Adres Ayazlı Mahallesi, Korgan Kumru Karayolu üzeri Kızılca Su Mevkii Fatsa. Telefon 0536 525 8302. Bundan tam 40 bin yıl önce ilk barınaklarımızı inşa ettik. 12 bin yıl önce Göbekli Tepe'yi, 5 bin yıl önce Stone Age'i ve 4500 yıl önce Keops piramidini. Amacımız korunmak, yaşamak, aşk veya ibadet etmek de olsa kendimiz için her zaman daha iyisini hedefledik. Matematik, geometri, mühendislik ve mimarlık sürekli gelişti. Şimdi tarihin tüm bilgi birikimini Alan Yapı Elit Park konutlarında topladık. Sınırlı sayıdaki daireleriyle Ordu'nun yaşam merkezi Elit Park konutları sizleri bekliyor. ordualanyapı.com.tr 0452 234 1905 Alan Yapı, alanında lider. Başkan Kotyor Oto Yıkama açıldı. 600 metrekare açık alan üzerine kurulu tesisimizde araçlarınızın iç dış temizliği, detay kuaför hizmeti, sıcak soğuk motor temizliği, pasta cila hizmetiyle siz kafemizde çayınızı yudumlarken, sohbetinizi yaparken biz de aracınızı güzelleştirelim. İsterseniz aracınızı gelip alalım, daha sonra da size temizlenmiş olarak yerinize getirelim. Başkan Kotyor Oto Yıkama, Selami Akarsu, Ali Arslan, Kıbrıs Caddesi İtfaiye Yanı. Telefonlarımız 0542 549 8518 0539 352 4041. On blok 104 daire. Ordu'nun en şık yaşam projesi. Şehrin kalbi Karşıyaka'da. Çok yakında. Bekleyin. Tefekkür Saati'nde programımız kaldığı yerden ikinci bölümüyle devam ediyor. Kıymetli izleyenlerimiz, biz bu akşam Tefekkür Saati'nde Bilecik Şeyhede Bali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Sayın Doçent Doktor Mustafa Baş hocamızı konuk ediyoruz. Hocamızla biz bu akşam Kur'an'ın temel özelliklerini, temel ilkelerini, öncelikli hedeflerini ve olgun müminin özelliklerini konuşuyoruz. Hocam, olgun müminin özelliklerini konuşurken davet dilini konuştuk. Ben buradan bugün hem ülkemizde Müslümanların kendi arasında yaşadıkları ayrılıklar, hem de İslam coğrafyalarında yaşanan ayrılıklara ve bu ayrılıklar sonucu çekilen ızdıraplara, akıtılan gözyaşı ve kana baktığımızda mümin için birlik neyi ifade eder? Tefrika mümin coğrafyalarda ve müminler arasında hangi zararlara yol açar diye sormak isterim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda Kur'an-ı Kerim ümmeti Muhammed'i tek bir vücut olarak zikrediyor. Evet. Yani hadislerde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam müminleri, Allah'a ve Resulüne inanan insanları birbirine kenetlenmiş tuğlalar gibi. Yine Kur'an-ı Kerim'de kelbünyanın mersus şeklinde birbirine kenetlenmiş tuğlalar gibi, evet, bir varlık yapı olarak zikrediliyor. Kur'an-ı Kerim sık sık inananların birlik ve beraberliğine vurgu yapıyor. Ama bizim bugün İslam aleminde en ciddi sıkıntılarımızdan bir tanesi dini algılarımızı, anlayışlarımızı din haline getirme sıkıntımız var. Yani evet, bizim ben işte A grubunun mensubuysam benim algım dindir artık. Yani hani Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, onlar kendi inandıkları veya gitmiş oldukları yolları birer din haline getirdiler. Ve her grup kendi şeyiyle sevinmektedir. Yani tabi olduğu yolla sevinmektedir. Bugün öyle bir sıkıntımız var. Oysa Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda Kur'an-ı Kerim bize yaşanmış bir örnekten hareketle bir ölçü koyuyor. Bu yaşanmış örnektedir. Yaşanmış örnek de... Evet hocam. Bu yaşanmış örnek de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan önce biliyorsunuz Evs ve Hazreç kabilesi vardı. Evs ve evet, Hazreç kabilesi
birbiriyle amca çocukları bunlar. Beni Kayla olarak anılan bir kabile. Bu amca çocuklarının arasına işte Yahudiler fitne koyuyorlar. Yahudilerin fitnesi neticesinde bu amca çocukları yıllarca birbiriyle savaşıyorlar. Bunlardan bir tanesi de işte hicretten hemen önce yaptıkları Boğaz Harbi. Müslüman olduktan sonra aralarındaki bu ihtilaflar, kavgalar, dövüşler bitiyor. Yani evet. İslam bunları kardeş haline getiriyor. Şimdi İslam'ın ilkesi yani innemel müminüne ihvatun. Yani ancak müminler kardeştir. İman noktasında bize bir kardeşlik evet. esası koyuyor Allahu Teala. Fe asluhu beyne ahaveykum. Eğer iman noktasında insanlar kardeş ise onların arasında en önemli esaslardan bir tanesi problem olduğunda sulh etmektir. Yani buradan şeye geleceğiz. Bunlar bir araya gelip Esra Hazreç kabilesinin gençleri bir araya gelip bir bağlıkta oturup işte şaka şamata diyelim bugünün tabiriyle keyif yaparlarken Yahudilerden bir tanesi işte zoruna gidiyor bu olgu. Ya bunlar geçmişte birbirini yiyen insanlardı. Bak İslam geldi bunları bu hale getirdi şeklinde. Yanındaki bir Yahudi gencine diyor ki ya şunların yanına git de diyor şu Boğaz Harbi şiirlerinden bir iki söyle diyor. O geliyor işte orada Boğaz Harbi'nin günleriyle ilgili bir şiir söylüyor. Hazreçliler alınıyorlar. İşte onlar kalkıyor onlar da daha önceki savaşlarla ilgili bir şiir söylüyor. Bir başka genç kalkıyor bir şiir daha söylüyor derken kılıçlar çekiliyor. Birbirleriyle tam savaşacakları noktada işte o meşhur Ali İmran suresinin Estağfirullah bihablillahi cemi'an ve la teferraku diye başlayan ayeti kerimeler iniyor. Yani Allah'ın ipine sımsıkı topluca sarılmak. Kur'an bize bir ölçü koyuyor. Allah'ın ipine sımsıkı topluca sarılmak. Nedir Allah'ın ipi? Allah'ın ipi Kur'an ve Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam'dır. Allah'ın ipine sımsıkı topluca sarıldığınız zaman tefrikaya düşmezsiniz. Evet. Kur'an bize birlik beraberlik noktasında temel bir ölçü. Mümin Allah'a ve Resulüne inanan insan ayrılıktan kaçılır. Kaçar. Tefrikadan kaçar. Kur'an'ı bu ayeti kerimenin devamında Allahu Teala bu örneği veriyor bize. Hatırlayın veskuru ni'metallahi iskuntum a'daen yani siz Allah'ın sizin üzerinize olan nimetini hatırlayın diyor. Siz diyor birbirinize düşmandır feellefe beyne kulubikum. Sizin kalplerinize kardeşlik ülfeti, birbirinize muhabbet oluşturdu. Yani bir başka ayeti kerimede sen dünyayı harcamış olsaydın diyor Allahu Teala onların kalplerinde bir ülfet meydana getiremezdin. Oysa evet. Allah diyor onların kalplerinde o sevgiyi, ülfeti oluşturdu buyuruyor. Ve yani siz cehennem ateşinin kenarındayken ve kuntum ala şefa hufretin fe engazekum. Yani sizi oradan diyor yani çekti aldı diyor Allahu Teala. Bu bize bir örnek olarak veriyor ve diyor ki Allah'a ve Resulüne inanan insanlar ayrılıktan, tefrikadan uzak olacaklar. Bugün biz böyle miyiz? Bugün böyle değiliz. Evet. Bugün bakın yani atıyorum işte memur sendikalarımız var. Basit bir örnek olması açısından vermek istiyorum. Hizmet amaçlı bir kuruluştur bunlar. Yani evet. Nedir? Var. Varlığı nedir? Yani o çalışmış olduğu kurumdaki memurların hakkını, sosyal haklarını savunan bir kuruluş olmak zorundadır. Oysa öyle mi? Yani bu insanlara din anlatan kurumlarda bile yani biz kendi yani camiamızda ben de o kurumun bir mensubu olarak kendi camiamızda bile bakıyorsunuz tamam mı? Bir ayrışma vesilesi haline dönüştü. İnsanlar birbirleriyle konuşmuyorlar, birbirlerine selam vermiyorlar. İşte şu sendikanın elemanı, bu bilmem neyin elemanı. Peki Müslümanlık nerede? Hani İslam? İslam diyor ki ve atesimü bihablillahi cemiyen ve la teferraku. Yani Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara bölünmeyin ki ayeti kerimenin devamında ve la tekunu kellezine teferraku. وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Allah'tan kendisine bu ayetler, bu açık olarak tebyinat, yani fırkalaşmanın, gruplaşmanın, ayrılığın ortaya koymuş olduğu illetler açık olarak geldiği halde
diyor Allahu Teala. Siz fırkalaşıp ayrılaşan, birbiriyle tamam mı ihtilafa düşen, çekişen insanlar olmayın diyor. Ve la tekunu kellezine teferraku ve ihtelafu min ba'di ma ca'ahumul beyinat. Fırkalaşıp ve birbiriyle ihtilaf edenlerden olmayın diyor. Bu ve la tekunu hükmüyle Allahu Teala zaman zaman bizi çok ciddi bir şekilde ikaz eder. İşte ve la tekunu kellezine nesullaha fe ensahum enfusuhum. Bakın aynı şeyde Allah'ı unutan insanlar gibi olmayın. Allah'ı unutursanız fırkalaşırsınız. Ha o zaman Allah da ne yapar? Fe ensahum enfusekum. Allah da size kendi nefislerinizi, kendi varlıklarınızı unutturur. Yani siz o fırkalaşmanın, ihtilafların içerisinde öyle bir hale gelirsiniz ki yani mümin kardeşiniz için en galiz, en söylenmeyecek şeyleri söyleyebilirsiniz. Günaha girersiniz, hata edersiniz. Hak alırsınız ki haktır. Yani bir başkasının hakkında olmayanı söylemek haktır. Yarın yevmi kıyamette herkes yani boynuzsuz keçi boynuzlu olandan hakkını isteyecek. Öyle bir güne inanıyoruz. Ahirete evet. İnanıyorsak buna da inanacağız. Yine bir başka ayeti kerimede o enne haza sırati müstakiman fettebihu ve la tettebihu sübüle feteferraka bikum ansebilihi buyuruyor Allahu Teala. Bu diyor Allahu Teala benim dost doğru olan yolum. Nedir? Bu Kur'an. Yani birlik olun, beraber olun, birbirinizle sırt sırta verin. Hükmü benim diyor dost doğru yolum. Sizi birbirinizden ayıran, birbirinizle aranıza ihtilaf sokan, fırkalar haline, gruplar haline getiren diyor yola tabi olmayın. Kur'an'ın birlik ve beraberlik noktasında çizdiği temel esas bu. Şimdi bu noktadan hareketle İslam alemine baksak. Bakın bugün çok ciddi bir sıkıntı Mescid-i Aksa'da yaşanıyor. Sosyal medyada paylaşılıyor. Mescid-i Aksa'da geçen bana gönderdi arkadaşlardan bir tanesi. 8-10 tane İsrail askeri gitti bir Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen bir Filistinli kardeşimizi üzerine belki 100 tane kurşun sıktı. Bütün evet. O ölünceye kadar olan merhale sosyal medyada arkadaşlar tarafından paylaşıldı. Hani? Hani birlik beraberlik? Hangi konuda biriz ki biz? Yani İslam alemine şöyle bir bakın. Hangi noktada bir adım atabiliyor? Yani Ramazan'ı yeni geçirdik. Ramazan'da hilalle ilgili birlik sağlayamıyoruz ki. Ramazan'ın başlangıcıyla bitişiyle ilgili İslam alemi birlik sağlayamıyoruz ki. Biz bundan bir yıl önce geçen sene Ramazan'da ben Avustralya'daydım. Ya Avustralya'da şimdi Müslümanlar İki ayrı bayram yapıyorlar. Yani Avustralyalı nasıl bu Müslümanlara güvenip de Müslüman olsun ya? Bayramda bir araya gelemeyen, Ramazan'da bir araya gelemeyen, en önemli ibadet günlerinde ben tamam mı hilal seyredeceğim diye çıkıp dağın başında tamam mı ay gözetleyen, hala tamam mı teknolojinin her imkanını kullanıp bu teknolojinin tamam mı hilali bilemeyeceğini iddia eden Müslümanları tamam mı niye adam gale alsın ki ya? Bakın basit bir evet. Ölçü yani. Birlik beraberlik. Yok. Bu Müslümanların böyle bir ciddi sıkıntısı var. Yani bu da nedir? Bu da inandıklarını din haline getirmeleri. Benim savunduğum görüş dünyanın doğru. En doğru görüşüdür, doğrudur. Benimkinin dışındakiler tamamı yanlıştır. Ya seninkinin de doğrusu vardır. Karşı tarafınınki de doğrusu vardır. İki doğru bir araya geldiğinde müsaademeyi, efkardan barikayı, hakikat ortaya çıkar. Belki ikisinin çatışmasından çok daha doğru ortaya çıkar. Bunu böyle algılamak ve din haline getirmemek lazım. Ve bunun o mezhepler savaşı işte Suriye'de yaşıyoruz. Evet. Neyi yaşıyoruz? Ayrılıkların dehşetini yaşıyoruz. Bugün Musul'da benzer sıkıntılar yaşanıyor. İşte DAEŞ gitti belki Musul'u terk etti ama DAEŞ gitti. Haçlı Şabi var. Fark eden bir şey yok ki onun yaptığının belki tamam mı 10 bin fazlasını tamam mı bu sefer de Sünni diye kalkıp onlar yapıyor. Bu Müslümanın yani Kur'an ayetlerine baktığınızda bu Müslümanın Kur'an'la özdeşleşme şansı var mı? Yok. وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ayetini altın ölçü olarak aldığınızda ölçünün dışında kalıyor. Bu noktada birlik ve beraberlik noktasında bu ayetleri hayatımıza iyi yansıtmamız lazım. Evet. Aklımızda hep
tefrika ile ilgili ayetleri iyi tutmamız lazım ki tefrikaya sebebiyet olacak şeylerden kendimizi çekelim. Ve la tekunu kellezine teferraku vehtelefu min ba'di ma ca'ahumul beyinat. Kendilerine açık deliller geldikten sonra ihtilafa düşüp birbiriyle fırkalaşan kimseler gibi olmayın hükmünü Müslümanlar altın harflerle hayatının önlerine yazmalı. Bu olgun Müslümanın olmazsa olmaz özelliklerinden bir tanesi olmalı. Evet. Kıymetli hocam, ben vaktimizi de tasarruflu kullanalım, iyi kullanalım diye hızlıca geçmek istiyorum. Son yarım saate girdik. Ben mümin kardeşliğini soracaktım. Onu zaten söylediniz aslında. Kısaca belki bir iki cümleyle değinirsiniz. Hocam, bu arada müminin hayatında belki de kaybettiğimiz en büyük özelliklerden birisi birbirimize, hatta insanlara, canlılara, tabiata, doğaya karşı müsamaha ve hoşgörüyü kaybettik. Müsamaha ve hoşgörü deyince müminin hayatında nasıl bir yer edinir hocam? Şimdi mümin kardeşliğiyle ilgili bir şeyi daha vurgulamak lazım burada. Bizim İslam aleminde ölçü olarak alınması gereken önemli bir ölçü. İhtilaflar konu ortaya çıktığında, bir dostumun benimle paylaşmasıydı, çok geniş anlatmak için şeyi vurgulamak istiyorum. Yani bugünkü Irak Savaşı'nın başlangıcını hatırlayalım. 1990'lı yıllar. Evet, işte. Irak Kuveyt'i işgal etti. Saddam Hüseyin Kuveyt'i işgal etmeden önce neredeyse İran'la savaşırken işte Arap aleminin, Mısır'ın, işte Ürdün'ün, birçok ülkenin sancakları gibi bakılıyordu. Evet. Kuveyt'i işgal etti. Kuveyt'i işgal etmesinin altındaki sebepler, bunlar yazıldı, çizildi. Bunlar çok konuşmayacağız. Ama İslam alemi Kuveyt'i işgal ettiğinde Kur'an'ın bir ayetini hayata yansıtsaydı. Allah-u Teala buyuruyor ki Estağfirullah ve in taifetani minel müminine iktetelu fe aslihu beynehuma. Müminlerden iki grup birbiriyle savaştıklarında Hucurat Suresi. Hucurat Suresi aslında müminin hayat prensibi haline getirmesi gerekli önemli surelerden bir tanesi. Bütün ayetleriyle birlikte müminlerden iki grup birbiriyle ihtilaf ettiklerinde, savaştıklarında, aralarında münakaşa olduğunda Allah-u Teala buyuruyor ki onların arasını sulh edin. فَاِنْ بَغَتْ اِحْتَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَى فَقَاتُلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ اِلَى اَمْرِ اللّٰهِ. Onlardan bir tanesi taşkınlık ederse diyor Allah-u Teala, onu yola getirinceye kadar zayıf olanın yanında, yani zulme uğrayanın yanında yer alın ve durun. Karşıdaki adam da vazgeçince diyor Allah-u Teala, o zaman aralarını diyor adaletle sulh edin. Yani sen vazgeçtin, şimdi geldin bizim şeyimize, tepesine binip ezmeyin. Kur'an'ın ölçüsü. Evet. Bakın, olgun müminle kardeşlikle ilgili. Şimdi eğer Kuveyt işgal edildiğinde İslam alemi adam gibi bir araya gelip de Saddam Hüseyin'i orada durdurmuş olsaydı, ne bugün biz Türkiye'de, Güneydoğu'da yaşadığımız sıkıntıyı yaşayacaktık. Ne Suriye bu hale gelecek. Ne Suriye bu hale gelecek. Ne Libya'da. Ne Irak yaşamak bu hale gelecekti. Ne belki Libya'da bunlar olacaktı. Ne affedersin işte El-Gaide çıkacaktı, ne bilmem ne olacaktı. Birçok şey olmayacaktı. Ama İslam alemi bir araya gelmedi ki. İslam alemi işte hemen dediler ki ya işte Amerika bizi de yiyecek şey nedir? Bu şey nedir? Saddam gel bizi de kurtar gibi çağrılar, bilmem neler. Amerika geldi, işte Irak'ı bir vurdu, Irak bir darbe yedi. İkinci vuruşta Irak'ta öyle bir yapı oluştu ki Irak ne ayağa kalkabildi. Irak'ta öyle gruplar oluştu, o kuşatılmışlık psikolojisiyle, yani kuşatılmış psikolojisi dediğim şu, yani siz bir kediyi sıkıştırırsanız bir köşeye, kaçacak yeri kalmazsa sizi tırmalar. Yani İslam alemi böyle bir kuşatılmışlık psikolojisinin içerisine itildi. Bu kuşatılmışlık psikolojisiyle zaten bir Filistin tarafında bir kuşatılmışlık psikolojisi vardı. Irak'taki ikinci kuşatılmışlık psikolojisi bugün tamam mı karşımıza DAEŞ gibi, El-Kaide gibi, işte Taliban gibi ne idüğü belli olmayan selefi anlayışta bir yığın abuk subuk akımları ortaya çıkardı. Onun için Müslümanlar Kur'an'da kendileri için çizilen ölçüleri hayata yansıtmak zorunda. Şimdi buradan gelelim Müslüman'ın hoşgörü ve müsamahası. Şimdi evet. Kur'an'a bakın. Kur'an davranışlarda bize bir ölçü koyuyor. وَمَنْ اَحْسَنَ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Din görevlisi kardeşlerimiz için de bu çok önemli bir şey. Burada aslında hitap
dine davet eden insanlara birinci derecede. Kim diyor? Yani insanları Allah'a ve salih amele davet edenlerden daha güzel sözlü olabilir. Ayet açık. Yani biz insanlarla olan davranışlarımızda, onları dine davette kullanacak olduğumuz söz, sözün en güzeli olacak ve ben Müslümanım deyip insanı dine davet edenlerden daha iyi sözü en iyi kullanan kimdir diyor ve hemen arkasından Allahu Teala sana diyor ve la testevil hasenatu ve la seyye itfa billeti hiye ahsen. Sana birisi diyor bir kötülük yaptığında iyilikle kötülük tamam bir değil ama sana birisi kötülük yaptığında ona iyilikle mukabele et. Ha atalarımız ne demiş? Kötülüğe kötülükle mukabele etmek her kişinin karı. Kötülüğe iyilikle mukabele edebilmek er kişinin karı. Kur'an diyor ki er kişi ol, her kişi olma diyor. Yani olgun mümin er kişidir, her kişi değildir diyor. Ve illetini de koyuyor biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in koyduğu hükümlerle ilgili birçok ayeti kerimede Allah-u Teala hükmün illetini verir. فَاِذَلَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٍ كَانَّهُ وَلِيُّنْ حَم۪يمٍ O zaman diyor Allah-u Teala seninle aranda düşmanlık olan kişinin sana karşı dostça duygular beslediğini, aranızda bir dostluk oluştuğunu görürsün. Ha bu bize insanlarla olan ilişkilerimizde hoşgörü ve müsamahayı emrediyor. Ha şeytan gelir bize tamam mı farklı şeyler söyler. Ya işte üç kuruşluk adam sen bunu adam yerine mi koyuyorsun der. Ha o zaman da Allahu Teala diyor ki فَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ فَاسْتَعِنْزِ بِاللّٰهِ Sana da şeytandan böyle bir şey gelirse yani sen ne biçim hoşgörülü adamsın ne şeysin dediğinde ha o zaman diyor Allahu Teala Allah'a sığın. فَاسْتَعِنْزِ بِاللّٰهِ Allah'a sığın. Neden Allah'a sığınıyorsun? Yani o şeytanın sana vermiş olduğu vesveseden Allah'a sığınacaksın. İnsanlara karşı hoşgörü içerisinde en güzel sözle, en evet. iyi şeyle muamelede bulunacaksın. Bu bizim Müslüman olarak yapmamız gereken. Öyle mi yapıyoruz? Hayır. Hayır. Tam tersi. Bugün davranış olarak baktığımızda tamam mı? Sevmediğimiz bir insanla ilgili konuşuyorsak kendi nefsimiz de dahil olmak suretiyle. En ağır lafları, en ağır hakaretleri ne yapıyoruz? Edebiliyoruz. Rahatça yapabiliyoruz. Oysa Kur'an bunu mu emrediyor? Kur'an bunu emretmiyor. Kur'an tamam mı? Sevmediğin, sana kötülüğü olan insanla ilgili bile konuşurken ya şu güzel özelliği var. Hani Hazreti İsa'nın İsa ile ilgili zikredilir, anlatılır ya. Yolda giderken işte bir köpek görüyor. Havarilerle birlikte giderken havarilerin tamamı burnunu tutuyor, yüzünü ekşitiyor. Diyor ki ya ne nefret bir şey, ne kadar pis kokuyor falan. Tabii o şeyin içerisinde köpeğin dişleri dışarıya çıkmış. Pırıl pırıl parlıyor. Hazreti İsa aleyhissalatü vesselam diyor ki bakın diyor dişler ne kadar güzel diyor. Yani her çirkinde Müslümanın hoşgörüsü o çirkinin içerisinde, kötünün içerisinde bir iyiyi görebilme hasletidir. Buna da bunu da bize sağlayan yine Kur'an'ın ilkeleri. Kur'an'ın ilkeleri. Yani baktığınızda iyilik ve kötülük bir değil. Sen kötülüğe iyilikle mukabele et hükmü. Orada kötülük de olsa o kötülüğün içerisinde bir iyilik bul diyor Allah-u Teala. Evet. Bul ki karşındaki insanın gönlünde bir yol aç. Gönülde yol açmak önemli bir şeydir. Bir yol açtın mı o yoldan neler gelir geçer. Yani evet. bu bize hoşgörü ve müsamahada önemli bir ölçü koyuyor. Gene burada Seyrani'yi hatırlamakta fayda var. Seyrani'den güzel bir söz yani çok hoş bir şey. Diyor ki Seyrani Allah'ın emrine muti'im dersen yani ben Allah'ın emrine uyan biriyim dersen Resul'ün emrine itaat eyle. Helal haram demez bulduğun yersen müminlik sözünden feragat eyle. Kulun rızkını verir Hazreti Bari, açılan gülleri incitmez harı. Kötülük değildir er kişi kârı, kemlik edenlere inayet eyle. Yani adam sana kemlik etse bile ona inayet eyle. Daralıp kendini sıkma Seyrani, Allah'ın emrinden çıkma Seyrani. Gönül Beytullah'tır yıkma Seyrani. Elinden gelirse imaret eyle diyor. Bakın ne kadar güzel evet. o ayette söylenen hükmü bir şiire ne kadar güzel bir şekilde döküyor. Allah kendisine rahmet eylesin. Gani Amin. Gani rahmet eylesin. Amin. Bugün
Seyrani'yi andık yani. Evet. 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 Kıymetli hocam, biraz da böyle hızlı hızlı gidelim ki daha çok konu konuşalım. Evet. Yoksa her madde, her soru bir program konusu olur. Belki birkaç programda konuşulsa yine yetmez. Hocam, buradan ben bir de Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz herhalde temel ilkemiz, hedefimiz, ortak noktamız Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki iyilik ve hayırda yardımlaşın. Evet. Bu iyilik ve hayırda yardımlaşma noktasında davranışımız nasıl olmalı? Evet. Uygun müminin davranışı nedir hocam? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam müminleri biraz önce söylediğimiz gibi yani kenetlenmiş bir yapı olarak görüyor ve bu yapının birbirlerini iyi ve hayırda teşvik etmelerini zikrediyor. Birçok evet. hadisi şerifinde Kur'an ayetlerine baktığınızda Allahu Teala ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi vel udvan, yani Müslüman bir dediğimiz yani bir kelimesi iyilik olarak tercüme ediyoruz. Aslında bir kelimesi de yani belki inşallah bir fırsatımız olursa sadece bir kelimesi üzerine de bir evet. sohbet yaparız. Yani bir i̇nşallah. Kelimesi önemli bir kelime. Çünkü leysel birre en tuvellü vücuhekum diye başlayan ayeti kerimede Allahu Teala 5-6 tane 5 tane esas sayıyor birle ilgili, yani birin altında bulunan. Yani müminler o birri hayata geçirmek için birde ne var? İman var, bir de sabır var, bir de ibadet var, birin içerisinde yardımlaşma var, tasadduk var, işte birbirine sabrı tavsiye etme var. Bütün bunların hepsinde Allahu Teala diyor ki yardımlaşın. Nerede? Takva ve bunları yapmakta yardımlaşın. Nerede yardımlaşmayın? Birbirinize kötüyü, ya gel işte tamam mı şu kötülüğü yapalım veya işte falan işi yapmaya gidiyorum ya gel bana yardım et dediği işlerde yardımlaşmayın. Evet, yani dalalete götüren, insanı yanlışa götüren şeylerde yardımlaşmayın. Ki burada yine İsra suresinde Allahu Teala bize bir hükümde bulunurken وَبْتَغِ فِي مَا şeyde Hazreti Lokman aleyhissalatu vesselamın oğluna affedersiniz Musa aleyhissalatu vesselamın kavminden Karun'u anlatırken Allahu Teala bize de bir başka öğüt veriyor. وَبْتَغِ فِي مَا اَتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْهِ. Yani Allah'ın sana vermiş olduğu bu dünya yurdunda mümin, Allah'ın kendisine vermiş olduğu bu dünya yurdunda ahiret yurdunda gözetecek. Ahiret yurdunda arayacak. Nasıl Allah dünyayı da unutmayacak. Yani dünyadan da nasibimizi unutmayacak. Ama Allah'ın bize ihsanda bulunduğu gibi, iyilik yaptığı gibi insanlara da iyilik yapmayı ne yapacak? Göz ardı etmeyecek. Yani bu dünyada benim elime fırsat geçti, ben tamam bu fırsatı kendi nefsime kullanayım gibi bir derdin içerisinde olmayacak. O imkanı bir başkalarına da verecek. Bunu vermeyen Karun'u Allah bize ne olarak örnek veriyor? Bu ayette en güzel örnek olarak. Yani ben bu malı biriktirdim. Allah ona böyle demesine rağmen o yeryüzünü fesada verme peşinde koşuyor ve neticesinde de yerin dibine Allah onu gark ediyor. Evet. İyinin peşinde, birbirimize hayrı, iyiyi, güzeli tavsiye etmenin peşinde koşmamız gerektiğini Allah birçok ayeti kerimede olgun müminin bir özelliği olarak bize zikrediyor. Evet, kıymetli hocam bir de içinde bulunduğumuz çağda, bugünlerde yaşadığımız toplumdaki ifsadın en büyük sebeplerinden birisi de bilgi sahibi olmadığımız her işin ardından hiç sorgulamadan, akletmeden koşuyor olmamız. Olgun müminin özelliği, buradaki davranışı nedir? Şimdi hocam? Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama yanlış hatırlamıyorsam Abdullah bin Amr olabilir. Yani sahabenin büyüklerinden birisi olduğunu hatırlıyorum. Hadis-i şerifte geliyor, diyor ki ya Resulallah bana bir tavsiyede bulun. Allah Resulü ona ütrük mala yanik ediyor. Yani seni ilgilendirmeyen işleri terk et. Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda Kur'an-ı Kerim birçok ayeti kerimede müminlere anlatırken, olgun mümini anlatırken yani kendisini ilgilendirmeyen işlere çok fazla müdahale etmeyen kişi evet. olarak zikrediyor.
Mesela İsra suresinde Allahu Teala ve la takum aleyse leke bihi ilmin inne sema vel basara vel fuada kullun ulaike kana anhu mesula buyuruyor. Yani seni ilgilendirmeyen, seninle herhangi bir bağlantısı olmayan işin peşine ardına düşme diyor Allahu Teala. Yani ya adam şuraya doğru gidiyor. Ya lan bu falanca niye oraya gidiyor diye peşini takip etmeyeceksin. Vela tecessüsü diyor ya evet. Ayet-i kerime. Yani olur ya yaptığın adam orada tamam mı bir yanlış yaptı. Gitti birini darbetti. Gördün, işittin, kulak, göz hepsi bundan dolayı nedir? Sorumludur. Yarın tamam mı başına o sorumluluk bir başka sorumluluk açabilir. Onun için Kur'an bize diyor ki seni ilgilendirmeyen, bilgin olmayan, seninle ilgisi olmayan işin peşine düşme. Mümini anlatırken yine bakıyorsunuz müminin suresinde olgun müminin en önemli özelliği. Felaha ermiş, kurtuluşa ermiş mümin derken Allahu Teala vellezinehum anil lahvi muridun. Kendini ilgilendirmeyen, boş, mala yani şeylerden kendisini alıkoyan insan olarak zikrediyor. Yani müminin suresinde. Yine Furkan suresinde benzer anlamda birçok ayeti kerimede var Allahu Teala. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَاِذَا مَرُّوا بِاللّٰهِ وَمَرُّوا كِرَامًا. Yani onlar yalan şey konuşmazlar. Yani yalan yere şahitlik etmezler. Evet. Zuhur dediğimiz müminler, olgun mümin yalan yere şahitlik etmez. Faydasız bir şeyle karşı karşıya geldiğinde, faydası olmayan herhangi bir işte de karşı karşıya geldiğinde, konuşmayla karşı karşıya geldiğinde hadi Allah selamet versin deyip oradan vakarla yürüyüp evet. geçerler. Yani Müslüman vakarıyla yürüyüp geçerler diye Allahu Teala müminin gereksiz bir işin peşinde koşmamasını bize bu şekilde birçok ayeti kerimede olgun müminin özelliği olarak zikretmektedir. Hocam bir de tekrar olacak belki ama toplumumuzda yaygın bir adet var. Lakap takma, kötü zanda bulunma, çekiştirme. Bu hususlarda Kur'an-ı Kerim'in emrini de kısaca bir hatırlayalım, devam edelim hocam. Evet, şimdi biraz önce dedik ki Hucurat Suresi. Hucurat Suresi ben çok sık sohbetlerimde, camilerde yapmış olduğum sohbetlerde çok sık vurguladığım ve okunmasını özellikle istediğim surelerden birisidir. Yani Kur'an'ın bütün sureleri mutlaka her birisinin kendi içerisinde almamız gereken birçok dersler var. Ama Hucurat Suresinin beşeri ilişkiler noktasında bize öğrettiği çok evet. önemli ilkeler var. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi yani olgun mümin karşısındaki insana lakap takmaz. Olgun mümin bir başka mümini çekiştirmez. Olgun mümin kötü zanda bulunmaz, töhmette bulunmaz, gıybet yapmaz. Hucurat Suresinin ayetlerine baktığınızda 11. 12. ayetlere baktığınızda Allahu Teala bu noktada bize çok önemli ikazlarda bulunur ki yani bir mümin topluluk bir başka mümin topluluğu alaya almasın. Evet hocam. Yani ya işte falancalar var ya işte bunlar şöyle adamlardır ya. İşte şu arkadaş grubu onlar üç kağıtçının tekidir işte şudur. Ya veya bunlar tamam mı şu işlerle uğraşırlar ya. Belki diyor Allahu Teala sizin dalgaya aldığınız insanlar yani o küçük gördüğünüz kendisini alay etmiş olduğunuz insanlar sizden belki Allah katında daha hayırlıdır. Nereden bileceksiniz? Ne bileceksin bilemezsiniz. Evet. Aynı şekilde kadınlar da bunu yapmasın diyor Allahu Teala. Belki alaya almış olduğu kadınlar Allah katında alanlardan daha hayırlıdır. Ve bunun akabinde Allahu Teala hemen bir vurgu yapıyor yani. Siz diyor kendi kendinizi ayıplamayın, kötülemeyin kendi kendinizi. Yani bunları yaparak kendi kendinizi yani bir şeyin içerisine atmayın. Yapmış olduğunuz eylem öyle bir eylem ki yani o yapmış olduğunuz eylemle kendi kendinizi ayıplı bir mal haline. Yani siz şimdi elinizdeki malı, arabayı diyelim ki satacaksınız. Evinizde arabanız var. Yani onu gidip temizletip yıkayıp pırıl pırıl bir halde mi satarsınız? Yoksa gider tamam mı bir çamurlu arazide gezdikten sonra her tarafı çamur içinde mi satarsınız? Elbette temizliyorsunuz. Öyle değil mi? Evet. Yani işte burada esas da olgun müminin esası da Allahu Teala diyor ki yani kendi kendinizi böyle ayıplı bir hale getirmeyin diyor. Ve birbirinize lakap takmayın. Yani mümin birbirine lakap takmaz birbirini evet. Küçük görecek. İşte ismiyle hitap edin.
Bu Müslümanın özelliği. Evet. Zanla hüküm vermesin ki bugün Türkiye'de en çok yapmış olduğumuz işlemlerden birisi. Yani ülkemizde veya başka yerde Müslümanın en büyük şeyden. Yani adam şuraya gidiyor. Ya büyük ihtimalle o şöyle iş için gidiyordur şeklinde hemen bir dudak bükme başlar. Ya belki de başka bir amacı var. Evet. Ya bunlarla ilgili tarihimizde veya bize kıssa kitaplarında, menakıb kitaplarında anlatılan çok farklı hikayeler vardır. Yani mesela Nalıncı Baba kıssası vardır. Şeyde Nalıncı Baba Camii vardır. Evet hocam. Fatih'te onunla ilgili bir kıssa var. Burada zamanımız olmadığı için anlatmıyoruz ama yani görüntüyle işin özü çok hiç birbirini tutmuyor. Evet. Farklı. Onun için zan ile hüküm vermeyin. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki inne zanne la yuğni minel hakki şey'e. Zan Allah katında hakikatten bir şey ifade etmez diyor. Bugün yani biz sevmediğimiz insanlar işte bir 15 Temmuz olayı yaşadık. Allah bu millete böyle bir şey bir daha yaşatmasın. Geçen de işte tekrar hatırladık, andık yani o sıkıntılı dönemi. İşte insanların tanrılaştırmalarının nelere varacağının, yani müminlerin akıllı olması gerekli olan özelliklerden bir tanesi insanları tanrılaştırmayacak. Tanrılaştırdınız mı böyle oluyor işte. Evet. Mitolojik varlık haline getirdiniz mi? Burada şeye bakıyorsunuz, şimdi böyle bir döneme geldik. Bu dönemin içerisinde yani ben Ahmet'i sevmiyorum ama hazırda bu dönemde de böyle bir fırsat var. Ya falanca ile ilgili şöyle diyeyim de o da tamam mı elindeki imkanı kaybetsin. En azından tamam mı yükselmesini engelleriz. Mantığı birçok yerde kulağımıza çalınan veya işte yapılan soruşturmalar neticesinde ortaya çıkan olgu. Ya bu Müslümanın davranışı mı? Olgu Müslümanın davranışı bu mu ya? Allah-u Teala diyor ki zanla hüküm vermeyin. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Gıybet nedir? Bende olan özelliği zikretmektir. Ben sevmiyorum o özelliğimi. Alnımda diyelim ki benim alnımda bir hafif bir şişkinlik var. Ama o şişkinliğimin konuşulmasını da istemiyorum. Sen de bunu tamam ulan onun anında işte şöyle konuşuyorsun. Bu gıybet. Bende olmayan şeyi anlatman dedikodu. İftira. Ya iftira, dedikodu. Evet. Bunlar ayrı şey. Evet. Bunlar olgun müminin taşıması gereken temel özellikler olarak Allah-u Teala Hucurat suresinde bunları bize zikrediyor. Müslümanlar, yani bu sohbeti dinledikten sonra, bu programı dinledikten sonra kardeşlerimiz açarlar da ya bu hocamız Hucurat Hucurat deyip duruyor. Şu Hucurat suresinde ne var diye manasını bir okullar, hayatlarına yansıtırlarsa ben inanıyorum ki etrafındaki insanların ya bu gerçekten iyi bir adam dediği insan haline geleceğini buradan açıkça taahhüt ediyorum. Yani evet. Sadece o sureyi hayatına yansıtlar. Evet, kıymetli izleyicilerimiz, hocamız diyor ki Hucurat suresini bizi izleyenler, dinleyenler mutlaka okusunlar. Okusunlar. Evet. Sayın hocam, süremiz bir hayli azaldı. Son 8 dakikaya geldik. Ben burada Müslümanlar işte notlarımı almışım. Alçak gönüllüdür. Gibi bir takım birçok özelliği daha konuşacaktık ama ben özellikle mümin ve selam ilişkisi nasıl olmalıdır? Birkaç cümleyle üzerinden, çünkü birkaç tane sorum daha olacak, onlarla kısa kısa değinelim, programımızı tamamlayalım. Mümin ve selam ilişkisi, selam biliyorsunuz Allah-u Teala'nın isimlerinden birisi. Evet. Yani emniyet, güven. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam güvenilen bir insandı. Yani bütün insanların Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam mümini anlatırken bize bir ölçü koyuyor. El müminü men selimen nasu, bir başka rivayete göre men selimen müslümune min lisanihi ve yedihi. Evet hocam. Elinden ve dilinden insanların emin olduğu bir kimsedir. Selam kelimesini kullanıyor orada, men selime. Selam kelimesi oradan geliyor. Salim olduğu, güvende olduğu bir insandır mümin. Şimdi biz mümini anlatırken mümin eğer bir adamın dedikodusunu yapıyorsa, mümin bir adamın ırzına namusuna el uzatıyorsa, malına el uzatıyorsa, diliyle sıkıntı veriyorsa, ki bunlarla ilgili ayetleri okuduk işte. Allah-u Teala bakın ayeti kerimede ölçü. Estağfirullah. Ve kulli ibadî yekûlülletî hiye ahsen. Kullarıma söyle diyor, sözün güzel olanını söylesin. Evet. İnne şeytâne yenzahu beynekum. Şeytan diyor sizin aranıza söz ile düşmanlık sokar. Yani ne ile? Söz ile düşmanlık sokar. Eğer şeytan bizim aramıza söz ile düşmanlık sokuyorsa o zaman sözün en güzelini kullanacağız ki insanlar bizim
dilimizden emin olacaklar. Elimizden emin olacaklar. Bizim elimizden ve dilimizden insanların emin olmadığı kişi isek, olgun bir insan deme gibi bir şansımız kendimize de yok, bir başkasına da yok. Evet. Yolda yürürken veya işte camideyken veya caminin dışındayken insanlar o insanı yani her şeyle güvenilen bir insan olarak görmek zorundalar. Biraz önce dedik ki işte bizim çocukluğumuzdaki ticaret hayatı buydu dedik. Yani çarşı evet. pazar böyleydi. O selamı topluma hakim kılmadığımız zaman mesela bir selam veriyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Yani Allah-u Teala diyor ki bize sizden birisi size selam verdiğinde, müminler size selam verdiğinde daha iyisiyle ona mukabelede bulunun. Selam nedir? Yani selam karşılıklı işte bir kelimenin karşılıklı alışverişi değildir. Aslında bir güven alışverişidir. Yani bir güvenin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dediğimizde karşımızdaki insana ya bak kardeşim ben sana elinden dilinden zarar gelmeyecek bir adamım. Öteki de ve aleyküm selam dediğinde ya sen kendini nasıl biliyorsan ben de tamam mı senin kadar güvenilen bir adamım. Çünkü müminin özelliği bu. Hani mümini anlatırken dedik ya mümin programımızın başında mümin dedik emin olunan, güvenilen insandır. O müminin güvenilme özelliği de en iyi selam kelimesinde ortaya çıkıyor. Yani insanların elinden dilinden salim olduğu dediğinizde her yönüyle insanlar ondan emin olacakları bir insan olarak ortaya çıkıyor. Evet. Yani selam kelimesi böyle bir özelliği bize sağlamak zorunda. Kıymetli hocam vaktimiz yetmeyecek. Yani her bir maddesiyle ilgili belki bir program yapmak lazım ama son 5 dakika ben şimdi zat halinize şunu sormak isterim. Müminin olgun müminde bulunması gereken vasıfları konuşuyoruz. Son olarak kıymetli izleyicilerimize kesinlikle şunları yaparsanız yolunuz iyilik yoludur. Şunları yaptığınızda da olgun mümine ait vasıflar üzerinizde taşımıyorsunuzdur diyebileceğiniz birkaç cümleyle birkaç maddeyi sıralayalım, programımızı da tamamlayalım tamam. inşallah. Şimdi ben buradan dinleyicilerimize, izleyicilerimize şunu tavsiye ediyorum. Ben hep Kur'an üzerinden konuştuk. Olgun bir mümin yani iyi insan olmanın ana taşları Kur'an'da bize zikrediliyor. Evet. Yani biz biraz önce Hucurat suresini söyledim. Hucurat suresi. Hayata yansıtırsak yani... İşte bakıyorsunuz ta başından beri işte size birisi bir haber getirdiğinde ya yellezine amanu ince fasıkun bi nebeyin yani Allahu Teala fasık size bir haber getirdiğinde fetebeyyenu diyor. Yani onu araştırın. Evet. Bize bir ölçü koyuyor bakın Hucurat'ta. Bunun gibi birkaç tane şey zikretmek istiyorum. Mesela Bakara suresinde Allahu Teala ayet numarasını tam şey olarak hatırlayamayacağım da birle ilgili leysel birre entüvelli vücuhekum diye başlayan ayeti kerime o ayeti kerimede Allahu Teala iyi insan olmanın özelliklerini zikrediyor. İyi insan. Yani bir kafir de o ayetteki özellikleri hayatına yansıtsa iyi insan olur. Evet. Enam suresinin 151-152. Ayetinde Allahu Teala Estaizu billahi kul teala etlu ma harram aleykum rabbukum diye başlayan Rabbinizin size neleri yasaklamış olduğunu gelin size anlatayım mı diye başlayan ayet-i kerimelerde Allahu Teala bize bir dizi yasak koyuyor. Bu yasakları hayatına yansıtan adam iyi adamdır. Yani anaya babaya itaat emri diyor işte çocukları öldürmemeyi, bir haksız yere bir cana kıymamayı, işte sözünde durmayı, Allah'ın ahdine riayet etmeyi. Yine İsra suresinin 22-39'a kadar olan ayetleri ki la tec'al ma'allahi ilahen ahar diye başlayan ve akabinde ve gada rabbuke ella ta'budu illa iyyah diye devam eden anaya babaya itaate emreden ilkesel ayetler var. Yani bu ayetlere baktığınızda işte zinaya yaklaşmayın diyor Allahu Teala, müsrif olmayın diyor, insanların diyor hakkını verin işte saçıp savurma, saçıp savuranlar şeytanın arkadaşlarıdır. Cimri olma, eli boynuna bağlı olma. İşte sözünde vermiş olduğun sözünde dur. Alışverişine dikkat et. Ölçerken adam gibi ölç diyor. Bilmediğin şeyin ardına düşme. Yeryüzünde yürürken diyor kibirlenerek, böbürlenerek yürüme.
ki bunların bir ölçü koyuyor. Bakıyorsunuz bu ölçüleri peş peşe koyduğunuzda bunları hayatına yansıtan insanın insanların örnek almayacağı bir insan olma şansı yok. Evet. Bunları hayatına yansıttığı zaman insan herkesin örnek alacağı bir insan ki bunu Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisi yaşamış, yanında arkadaşlarına yaşatmış. Onlar bize yaşama ve yaşatma ile en güzel örnek olarak bize altın nesli de göstermişler. Biz de bu altın nesli kendimize örnek alırsak ve altın neslin yerine kendimiz bir altın nesil oluşturmaya çalışmazsak, yani mitolojik algılarla bir altın nesil oluşturmaya çalışmazsak, Kur'an'ı rehber edinirsek, ben inanıyorum ki çok doğru, çok güzel bir toplum ve nesil oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, bu akşam program konuğumuz Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Mustafa Baş. Hocam ağzınıza, yüreğinize, gönlünüze sağlık. Çok keyif aldığımız bir sohbet oldu. Umuyorum inşallah vaktiniz olduğunda, müsait olduğunuzda bir bundan sonra yine başka programlarda birlikte olmayı ümit ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum hocam. Ben bu fırsatı bana verdiğiniz için özellikle size ve TV52 ailesine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir başka programda yine bir araya geliriz diye ümit ediyorum. İnşallah hocam. Kıymetli izleyenlerimiz, biz bu akşam da tefekkür saatinin sonuna geldik. Efendim tam manasıyla inanmayı, iman etmeyi, inandığı gibi yaşamayı, yaşadıklarıyla cennet ve cemalullah'a kavuşmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Ben programı kapatmadan önce geceniz mübarek olsun diyorum. Bir sonraki tefekkür saatinde görüşünceye değin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalınız.